Bugün yanımızda düş diyarı meddahlarından Sivilyan'da anlatmak üzere iki konuğumuz var. Evet, Alican Develioğlu ve Barkın Tokalak, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sizler nasılsınız? Ben gayet iyiyim ya. Atakada bilmem. Ben de gayet iyiyim. Biraz da heyecanlıyım. Bunu şeyde de söylemiştik zaten. Bir önceki bölümde incelemeden önce de söylemiştik. Normalde böyle bir konuk alma durumumuz olmuyordu bizim. Yani gerçekten bir şeyin, publisher'ın, bu ilgilendiğimiz hobide içerik üreten birilerini konuk edip nasıl yaptınız, ne yaptınız, şurası kötü olmuş, burası iyi olmuş gibi bir şansımız olmuyordu. Çünkü hepsi Amerika'da. Hep dinledikleri konusunda şakalar yapsak da sesimizi şaka duymuyorlar tabii ki. Şaka mı, gerçek onlar canım. Çığ açıyorlar arkaya. Yani... Değil mi? Fonetik olarak seviyorum. Aynen. Eyvallah, teşekkür ederiz. Artık vakti gelmemiş miydi ama? Evet, evet. Yani biraz da şey ya, birinin ilk adımı atması gerekiyor ya. İnşallah sizden sonra başkaları da böyle yayınlar yapsınlar. Biz de bunları okuyalım. Üzerine konuşacak bir şeylerimiz olsun. Umarım. Umudumuz da bu. Valla biz de çok mutlu oluruz ya. Ya zaten hani şey olarak Türkiye'den sonuçta belli başlı bazı denemeler biliyoruz. İşte yani Türkiye'de lokal kalmış. İşte kutu oyunları konusunda da bazı şeyleri takip ediyoruz. Ama ilk defa böyle bu kadar büyük dışarıya bir Kickstarter'la satış yapıp şeye kadar bu senenin 2020, tabii kitap 2020'de çıktı. Kickstarter 2018 olsa da 2020'de ki yılın RPG'si şeyine, en iyi ödüllerine aday gösterilerek falan. Yani gerçekten çok büyük, tamamlanmış, bitmiş, başından sonuna kadar profesyonel bir eser. Yani 2020'den önce aslında şey yaptık, PDF'nin satışı, insanlara gönderilmesi falan 2020'den önce tuttu. Ama bu şey, son olaylardan da dolayı, ondan önce şirketlerin bazı işte sıkıntılar yaşaması vesaire derken bazı insanların eline 2020'de ulaşmış oldu kitap, basılı kitap. Ha, ben okey. Ben şeyden Kickstarter şeylerine baktığımda, bölümü yapmadan önce Ocak 2020'de tüm hardcover'lar gönderildi gibi orada, gördüm de o yüzden. Ya bir şöyle sıkıntılar yaşandı. İşte bizim Amerika'da anlaşmış olduğumuz dağıtım şirketi mesela kitapları anlaştığımız koruma kaplarıyla vesaire yollamadı. Böyle olunca damage almış kitaplar, hasar almış kitaplar gitti. Biz de insanlara yani şey, ya ben bunda da okurum, sıkıntı yok deseler bile Sivilyant deneyimini hak ettikleri şekilde yaşamaları için, biz de işimizi iyi yapmak için o insanlara kitapları tekrar yolladık. O yüzden süreç biraz şey oldu. Çok da iyi oldu, benim içime çok sindi yani. Şimdi bunun hakkında uzun uzun konuşacağız. Ama Sivilyant'a girmeden önce zorunlu birkaç sorum var. Elbette. Şu anda şeyi Sivilyant'ı dışarıda bırakarak soruyorum. En iyi, en sevdiğiniz setting nedir? Evet, sizi tanıyalım önce. Evet, Alican başlasın. Hadi bakalım. Şimdi en sevdiğimiz setting, settingler olamıyor mu? Olur. Say. Tamam. Ama üçü geç bu. Şimdi ben çok setting ve sistem entüziyastıcısıyım. Çok RPG kitabı okurum. Gerek roman doğru olarak, yerdesin. Gerek roman olarak, gerek kural kitabı olarak, gerek setting kitabı olarak. Ondan sonra iyi kötü pek ayırt etmem, okurum yani. Sonuçta hepsinin kattığı ayrı şeyler var. Bazıların bazı şeyleri nasıl yapmaman gerektiğini gösteriyor mesela. Bir de hani şey olarak bu değil midir? Yani bir design manasında bir iş yapacaksan kesinlikle iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin o design space'teki çok şeyi tüketmen gerekmez mi? Yani kesinlikle. Kitap okumayan yazar olamaz. Fantastik. Kesinlikle evet. Böyle. Şimdi bunları şey yaparsak, ben Forgotten Realms'i çok severim. Warhammer 40K severim. Ondan sonra ne oldu? Birinin onayı mı aldık? Ben yeni hardcover kitabını yakaladım da ikinci el pazarından Türkiye'de. Çok mutluyum. Harika. Şeyi yakaladım. Chaos tarafına oynadığın kitabı yakaladım. Harika. Wargaming tarafında var mısın? Varım. Figürlerim vesaire var ama yıllardır uğraşmadım yani. Hem fantasy'de hem de şeyde 40K'da çeşitli ordularım var. Bir de bunların dışında biraz daha farklı bir şey söyleyeceğim, beğendiğim. Elric seviyorum ben.
Eldrick biliyor musunuz? Eldrick of Melniboğ. Hiç duymadım. Bana isim tanıdık geliyor ama... Şimdi kendisi 60'lı yılların Michael Moorcock tarafından yazılmış 60'lı yıllarda bir dark fantasy ürünüdür. Ondan sonra önce kısa hikayeler olarak çıkıyor. Daha sonra bu hikayeler romanlaştırıldı. Çeşitli RPG kitapları var birden fazla. Chaosium'un yaptığı var. D20'si var. Ondan sonra Chaosium'u öneririm. Elric settingi çok güzel bir settingdir. Hatta Elric karakteri böyle işte beyaz saçlıdır, zayıftır, hastalıklıdır. Elinde işte öldürdüklerinin ruhlarını çeken bir kılıcı falan vardır. Mesela işte Arthas'ın Frostmourne'u. Ondan sonra başka yerlerdeki bazı Dead Knight'lar vesaire böyle yalnız karakterlerin çoğunun örnek alındığı ve işte örnek alındığının da söylendiği şeydir, karakterdir, seridir Eldrick. Ben bunu nereden biliyorum? Şimdi Wikipedia sayfasını açınca gördüm. Bir çizgi roman analiz dersi ödevimde çizgi romandaki referansları incelemem gerekiyordu. Popüler kültür referanslarını. Orada bir çukura düştüğümde bir White Wolf isminin göndermesi ve oradaki kara kılıcın aslında hani beyaz kurt kara kılıç göndermesinin bu karaktere olduğunu bulmuştum. Onu da yazmıştım. Hatta RPG'si falan varmış falan diye böyle görüp sevindiğimi de hatırlıyorum. Hani fantastik RPG'si de var bildiğim kadarıyla. Aynen. Çok oradan hatırlıyorum ama hiç bakmadım. O zaman da mental bir not almıştım bakayım diye de unutmuşum tamam. Fazlasıyla tavsiye ederim. Bunun dışında işte Ravenloft Dark Sun'da yine favorilerim arasındadır. 3 dedik 5 oldu ama canımız sağ olsun. olur başa başa. Barkın? Şimdi ben sayalım. Abi ben daha popüler şeylerden mi gideceğim desem daha bilmiyorum ya artık nasıl yorumlarsanız. Ama Call of Cthulhu'dan başlayacağım ben açıkçası. Seventh Edition olan, 7. şey olan. Ondan sonra Star Wars'un D20 sistemi var. Ondan sonra Revised Edition. Aynen Revised Edition 2002 yapımı. Yenisi de var ama tercih etmiyorum. Yenisi D6 sistemi, D6, D6 Fantasy Flight'ın. Aynen Fantasy Flight'ın. Ama niyeyse bu bana daha bir çekici geldi. Ondan sonra City of Mist bilir misiniz? City of Mist var aslında yine daha yeni. Aynen Kickstarter'da falan o çok ilgimi çekiyor ama daha oynama fırsatım olmadı. Ondan sonra yine oynama fırsatım olmadığı ama kitabını okuduğum Legend of the Five Rings var. Ama kesinlikle oynamak istiyorum yani. Bakmanızı tavsiye ederim. Böyle biraz daha Japon kültürle alakalı diyeyim. Daha bir belki samuray havası diyebiliriz. Duyduğumu hatırlıyorum. Ama şu anda aklımda canlanmadı. Kutu oyunu da varmış. Evet kutu oyunu da var. Şu anda bookmarklamak için yaptığımda, Google'ladığımda. Sen zaten direkt setting'e bağlı oyunlardan geldin. Bir de sistemleri soracaktık. Sistemleri de söylemiş oldum. Ama yani bunun üzerine işte en sevdiğim sistem de şu bunların yanında gibi bir eklentim var mı? Ben bundan önce demek istiyorum. Ben geçen bölüm bir iddiada bulundum. Dedim ki bu insanlar çok net 3.5'çular. Evet. Doğru mu? Hemen cevap veriyorum. Biraz yanlış bir iddiada bulunmuşuz. Ben 3.5'çuyum. Ama grubun geri kalanı için aynı şeyi söyleyemem sanırım. Ben 3.5 iki kere falan oynadım abi sadece. Ne oynuşum? Yani şöyle kafa yapısı olarak benziyor olabilir belki hani sizin kafanızdakini onu bilemem. Ama ben başka böyle ne bileyim bir şeyler keşfetmeyi falan seviyorum. Farklı oyunları oynarım o yüzden. Tabii ki. Hepimiz farklı oyunlar yani en azından Atakan'la ben de farklı oyunlar oynuyoruz ama hani Pathfinder. Çok zaman harcıyoruz. Biz hani 5'e ile 3.5'un farkı konusunda tabii hani Pathfinder podcast yapıyorsam popüler sistem 5'e olduğu için 5'e 3.5 farkı, 5'e Pathfinder farkı hep kafamızın arkasında olan bir yer. Ben bir 5'e kitabında 3.5 esintileri görünce bir yandan mutlu oluyorum bir yandan söyleme gereği duydum işte podcast'te. Demek Alican'ın etkileriymiş. Alican buradan kalp sana. Eyvallah. Doğru. Buradan şeyi anlayabilir miyiz? Daha bu kural kısımlarını Alican yazdı gibi bir şey anlayabilir miyiz yoksa? keşke öyle bir şey olsaydı da ben de evde otursaydım.
yani hep beraber çalışmak durumunda kalıyoruz ne yazık ki. Öyle yani hani, ama dediğim gibi hani belki de harbiden öyle bir hava vardır. Çünkü şey yapıyoruz yani hani istersemez 5th edition'a yani 5. edition'a yazarken önceki şeylere de bakmak durumunda kalıyoruz. Hani zaten var olan bir şeyi tekrar yazmak istemiyorum ben, bireysel konuşayım. Hani ne kadar 5th edition'da olmasa da 3.5'da da olsa hani bunu çevirmek tam bizim işimiz değil gibi hissettiriyor. O yüzden hani onu inceleyip belki de aklımızda böyle parçaların kalıp onlardan yeni bir şeyler oluşturma durumu olmuş olabilir. Peki 3.5 dışında favori sistem diyebileceğiniz neler var? Ya da mesela 5'e favori sisteminiz mi? Yoksa sadece şu anda güncel edition olduğu için ona yazdınız? Ya da ikisi arası bir şey mi? Nedir buradaki durumlar? Şimdi bu kişisel olarak favori sistemlerimiz neler mi? Evet, kişisel. Hı, okay. Benim favori sistemim tabii ki D&D 3.5. Bunun dışında AD&D Second Edition Revised'ı da severim. Zaten benim FRP'ye başlama şeyim olur yani. Başlangıcım olur. Bunun dışında eski Warhammer 40K kitaplarını ve Warhammer Fantasy Second Edition sistemlerini severim. Setting'den ziyade settinglerini bir kenara koyarak söylüyorum. Orada verilen sistemler çok hoşuma gider. Peki o zaman ben follow-up sorusu, bu yeni old school akımı hakkında ne düşünüyorsun? Atakan da çok takip ediyor. Güzel olduğunu düşünüyorum. Sonuçta eskiden yazılmış çok fazla content var. Yani bir D&D 3.5 kitapları vesaire falan, bunlara baktığımız zaman, bunların sayısına baktığımız zaman yığınlarca şey olduğunu görüyoruz. Bunların arasından yeni şeyleri uyarlanabilecek çok fazla şey var. Adventure olarak olsun, işte class fikirleri olarak olsun, arketip fikirleri olarak olsun. Ben bunu destekliyorum yani. Bark'ın sende var mı böyle favorim? Çok hani ben farklı farklı sistemlerden oynuyorum dedin de böyle zamanında tadı kalmış çok ya da en sık oynadığım sistem dediğin var mı bir tane? Abi en sık oynadığım sistem diyemeyeceğim çünkü 5'e çok fazla oynuyoruz bu aralar. Ama yani şimdi 5th edition o kadar da fazla tabii sevmiyorum şimdiden söyleyeyim. Yani çok basit, keyifli, ona bir şey demiyorum ama hani çok daha fazlası olabilirdi bence. Ellerinden geleni de yapıyorlardır umarım bunu arttırmak için bu şeyi. Yani. Ya abi bir ara gelin 5'e gömelim. Bir designer'la 5'e gömmek çok isterim, tamam mı? Ama bugünün konusu o değil. Ben 5'e daha ağzımı açarsam susamıyorum çünkü. Doğrudur. Abi ben şunu ekleyeyim sadece son kez. Aslında bir sürü bir şey saydım az önce şey olarak da, setting olarak da, sistem olarak. Niyeyse ben D100 sistemi çok seviyorum abi, basic role playing. Yani BRP bana çok tatlı geliyor, çok açık geliyor. Her şeyi yapabilirmişsin gibi hissettiriyor. Ama böyle şeyde bir şey görmedim açıkçası. Kutulu hariç bir şey oynatmadım da, oynamadım da. Ama olsa olur gibi hissettiriyor. Kesinlikle aynı. Ben de toplamda 8-10 kere falan BRP seti işte kutulu olsun, Warhammer'ı. Warhammer'ı daha fazla oynadık da. Gördüm. Yüzlük sistem gördüm. Yüzlük sistem çok seviyorum ama hiç böyle oynayacak fırsatım olmadı. Aynen, aynen. Sistemler candır ya. Skill odaklı. Aynen, hoşuma gidiyor ya. Mesela Fallout'u falan öyle oynuyorduk aslında. Çok keyifli oluyordu. Elric. Elric de 100 candır. Yine döndük Elric'e. Elric. Peki öyleyse. Şuradan girelim. Nereden çıktı bu iş? Evet. İlk fikir nereden, ne zaman, nasıl geldi? Allah Allah. Şimdi şöyle abi, biz oturuyorduk, tamam mı? dedik ki podcast yapalım, tamam mı? Abi ondan sonra denedik yani, birkaç tane denedik. Ondan sonra çok başaramadık. Hani tam bizim şeyimiz değilmiş, onu fark ettik ama bu sırada bir tane şey yaptık. Radyo tiyatrosu diyeyim. Belki bilmiyorum, görmüşsünüzdür. Bayağı eski bir şey aslında bize göre şu anda. Kayıp Meşe diye. YouTube'da falan bölümleri var da acaba nasıl yani? Ben en son 2 sene önce falan dinledim. Bu olaylardan sonra böyle bir gereksiz yaratıcılık geldi abi. Tamam, böyle hani sanki daha fazlasını yaparmışız gibi. Bu sırada aslında Umut'un aklına geldi Sivil Ant fikri.
Ama ilk ismi Svilant değildi zaten. O ismi çok sonradan koyduk. İlk ismi Nordic Setting'di abi. Yani. Aynen. Tabii ki. Ne olacaktı? Aynen. Biz Beşe'ye bir Nordic... Ya da Beşe ismi bile sonradan gelmiştir belki. Evet. Biz bir Nordic Setting yapıyoruz. Aynen, aynen. Hatta ilk önce Dungeons and Dragons için değil... Umut'un daha favori settingi olan Vampire the Masquerade için bir şeyler yapalım dedik. Ama yani abi orası çok şey, çok daha lore odaklı, çok daha olay odaklı. Bizi o dönem için çok zorlayacaktı. Yani ilk işimizin böyle bir şey olması bizi zorlayacaktı. O yüzden aslında Dungeons and Dragons'ı tercih ettik. Tamam mı? Bu muhabbet olurken, yani biz Svilant'ı yazarken zaten Alican bize dahil oldu. Ondan sonra çok da büyük bir şeyle dahil oldu. Gazla dahil oldu diyeyim. Ondan sonra ya böyle hani geldiği gibi abi aslında şöyle bir balta yok mu falan gibi geldi yani. Ondan sonra işler büyüdü bir anda tabii. İster istemez. Ben şeyleri okurken, tanrıları okurken özellikle o iki alignment'ı olan tanrıyı gördükten sonra şey geldi aklıma. Balder. Aynen Balder. Pathfinder 2'ye çevirmeye kalksan nasıl olur diye bir aklımın arkasında dururken, hani o varken okumaya devam ettim. Şunu fark ettim. Tanrıların favorite weapon'larının çoğu ya balta oluyor ya çekiç oluyor. Abi yani şey, bu tamamen bireysel bir bakış açısı yani. Biz baktık ve abi balta çok iyi bir şey yani, çok gidiyor falan dedik. Hani kılıç mızrak niye olmasın? Olur abi, olmaz değil ama yani o gaz aldıktan sonra insan baltadan çıkamıyor yani. Peki bunu böyle daha en başta yapmaya başladığınızda esinlendiğiniz bir kaynak var mıydı? Tabii ki İskandinav mitolojisi ama hani işte falanca yerdeki halinden çok esinlendik gibi bir kaynağınız. Aslında bunun cevabı ciddi basit yani. Çünkü bu şey gibi düşünün, bir hype train muhabbeti vardır ya. Hani herkes gaza gelir ve siz de onunla gaza gelirsiniz. Ama hala şeydir hani. Sizin sevdiğiniz bir sektördeki bir yerdeki bir şeyin gazıdır yani. Mesela ne bileyim, oyun gazına gelecekseniz, ne bileyim, futbol maçı izleyen adam oyun gazına gelmez ama hala bir hype train oluşur sonuçta. Çok basit bir şekilde aslında God of War'da abi. Yani bize bu şey veren, God of War'dan önce zaten yapıyorduk Svilant işini ama hani nasıl desem, yavaş gidiyordu diyeyim. Hani tam istediğimiz gibi gitmiyordu, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz zaten. Ondan sonra İnsanların da God of War'un çıkmasına gaza gelmesiyle beraber zaten hangi sosyal medyaya girerseniz girin Nordic bir şeyler görmeye başladık. Bu bizi şey yaptı hani, bizi de gazladı diyeyim en kolayından. Doğal olarak işimize bir anda kendini verince iş gibi hissettirmedi. Zaten herkesin üzerine uğraştığı şeyle uğraşıyormuşsun gibi hissettirdi. Tabii bir de Senua etkisi var. Bunu unutmamak lazım. Evet, Senua Sacrifice da çok aynen etkileyici bir oyundu gerçekten. İkincisini heyecanla bekliyoruz. Ya ben izledim oyunu sadece. Oynamadım kendim. Ama gerçekten bir süre sonra çok rahatsız edici bir hale geliyor. O psikozun zaten tasviri oyun içerisinde çok başarılı. Devam etmek bayağı seni zihinsel baskı altına sokuyor. Evet. Çok etkileyici bir oyundu. Neyse ki kısa sürüyor yani. Peki şey var mıydı? Hani tam oyunlar, inspiration. Bir aranızda hani atanmış böyle Nordic tarih uzmanı gibi bir arkadaş var mıydı? Yoksa proje başladıktan sonra hepiniz bol bol okuma yaptınız da hani hepiniz aynı seviyede miydiniz? Şimdi abi şöyle, proje başından aslında bunu konuştuk. Madem mitolojik bir şey yapıyoruz, gerçek tarihten bir şeyler alacağız. Bunu iyi biliyor olmamız lazım ve hani elbette çok kısa bir sürede oturarak bunu içli dışlı sökemeyiz. Bizim bir profesyonel ihtiyacımız var diye düşündük. Lakin bu durum zor bir durum. Yani başka birini, ilk önce bunu bulmak zaten zor. Ama ona danışıp onunla beraber o dönemde işaret etmemiz çok daha zor olacaktı. Çünkü ne danışacağımızı bilmiyoruz. Yani bize mitolojiyi anlat dediğimiz noktada biz zaten artık mitoloji dersi almış oluyoruz ve hani bu kısa bir şey olmayacaktı. O yüzden zaten şunu fark ettik. Biz zaten fantastik bir oyun yazıyorsak ve sonuçta gerçek hayatta olmayan şeyleri koyacağımız bir şey yazıyoruz. O zaman mitolojiden baz alarak bir şeylere çıkabiliriz dedik.
Ama o yüzden hepimiz kendi şeylerimizde, erişimimizde mitoloji araştırmaya başladık. Elbette bir profesörle danışıp yapmadık bu işi. Öyle olsa çok çok daha realistik olurdu zaten oyun, hani tarihi açıdan. Ben profesyonel anlamında söylemedim. Mesela aramızda şey vardı, Ahmet vardı. Abi Ahmet senelerdir işte Nordik takıntılıdır zaten. Deli gibi bilgi biliyor falan gibi bir arkadaş var mıydı aranızda, yoksa hepiniz toplu okuma mı Ha, yaptınız gibi bir o benim ya. O yönü? benim ya. Çünkü şey belli settingde. Hani Nordik'e hiç ilgisi olmayan birinin sadece bu kitabı okuyarak giremeyeceği kısımlar var. Çünkü mesela hani en azından tanrıların isimlerinin kitabı okurken tanıdık gelmesi gerekiyor. O 9 katlı şeyini, yani en azından bir, hani ben mesela çok Nordik ya az bilirim. İşte Vikings, Thor filmleri, ki hani Thor filmleri, come on, Evet. herhangi bir şey iyi bir şeye sonuç çıkaramaz o Evet. kadar. Evet. Ama şey, yani şeyi biliyordum, o 9 farklı kat olayını, hani oradan bir yerden ben o Thor'dan bir aklımda vardı. Kitabı anlamamı kolaylaştırdı bu. Hani yeni girene hitap, hani hiç mitoloji bilmeyene hitap etmeyecek bir seviyede bence mitoloji kullanmışsınız. Birazcık da bunun için sormak istedim. Bir de Doğru. bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hazır yeri gelmişken? Yani sizce yeni birinin girmek için sadece bu kitap yeterli mi? Bunun için ek kitap çıkarmayı düşünüyor musunuz? Veya şöyle bir ön okuması, ön fikri olması aslında birazcık lazım gibi bir düşünceniz var mı? Şimdi ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Şimdi Sivilant zaten kapağında yazdığı üzere bir Norse setinde. Birisi eğer Sivilant'ta oyunu oynatacaksa muhtemelen abi ben işte ne bileyim bir Viking filmi izledim, bir şey izledim, tamam mı? Ondan sonra işte ne bileyim bir tane Viking resmi gördüm, tam bir tane Berserker gördüm, uf çok cool, tamam işte Shield Maiden, Valkyrie nasıl iyi falan diye gaza gelip tamam mı Sivilant'ı aldı ondan sonra ve okumaya başladı. Zaten setting'in içerisindeki şeyleri, setting'i çok detaylı bir şekilde anlatıyoruz coğrafya kısmında ama Evet, coğrafyanız çok detaylı. Hatta ya açıkça söyleyeyim, ben podcast bölümünü yaparken birazcık aceleye geldiği için kitabı, yani 200 sayfa kitap dolu dolu, teşekkürler. Eyvallah. Hani bazı şeyler okumak yetişmedi. Ya hani coğrafyayı okusam bile bölümde tek tek şehir anlatmayacağım diye zaten 1 saat 50 dakikalık kayıt almışız. Onu 1 saat 30 dakikaya kısmışız. Hani anlatmayacağım diye açıkçası pas geçmiştim, ama hani inceledim, sonra da inceledim. Çok detaylı, hani benim settinglerde beğendiğim bir şey ve o bölümde konuşamadık ve araya girmiş oldum. Ben onu çok beğeniyorum. Yani bir setting kitabını elime aldığımda coğrafyasını tek tek detaylı, ben bu köyde ne var, bu köy görebiliyor muyum, bakabiliyor muyum, isimleri ne, ben uydurmak istemiyorum çünkü bazen. Setting kitabını kendim uydurmak için değil, setting kitabını bunu bakıp görmek için satın alıyorum. Aynen öyle. Onu, yani onu beğendiğimi söylemek istiyorum. Atakan'ın o konuda küçük bir eleştirisi vardı. Hazır konu açılmışken Ha. belki söylemek ister. Ya evet, yani benim en büyük bulduğum bölüm içerisinde zaten bahsetmiştim. Biraz da Paizo'nun alışkanlığı muhtemelen bu. O yerlerin, şehirlerin kendi içlerinde bir hikaye hukları. Burada şu anda şöyle bir konflikt gidiyor ve oyuncular dahil olursa hani bunu kullanabilirsiniz tarzında bir önerileri olmadığı ve bu eksiklik dikkatimi çekti. Şöyle, lütfen lütfen bitir. Yok yok buyur. Bitmişti zaten. Buna aslında biraz katılmayacağım. Çünkü neredeyse her yerde, yani büyük şehrinden küçük köyüne kadar olsun, mesela şey yazıyor. İşte buranın şurasında kazı yapan Dwarger'lar var. Tamam mı? Yani neden kazı yaptığı yazmıyor ama burada kazı yapan Dwarger'lar var. Tamam mı? İşte ne bileyim şurada şuranın mayor'ı ya da buranın yarlı, ondan sonra yöneticisi bir şeyi, işte kraliçenin işte üvey kız kardeşi. Ondan sonra burada şöyle bir sıkıntı var diye aslında her yere bir şey yazmaya çalıştık. Ama Nitekim itemlar zaten kendi başlarına birer plot. Hepsinin bir evet, hikayesi var yani. evet, item konusunu zaten ben, yani item konusu gerçekten çok başarılı. Ve hani şey, hem item hem de meta plotuk olarak işte iki tane kıyamet, hani tırnak içerisinde iki tane kıyamet plotu var gidebileceğin. Bir kış, bir Ragnarok. Hani yani o konuda şey, makroda bir sıkıntı yok, ama mikroda bizim işte Paizo'dan alışkanlık olarak şöyle görmeye alıştığımız bir şey var. Sen diyorsun ya hani mesela işte şunun kraliçesiydi, şurada bir kazı var. Biz şunu görmeye alışkınız Atakan'la ben. Ve son zamanlarda duyuldu ki Duergarların şöyle bir kazısında
böyle böyle corrupting bir kristal çıkmış. Ya da işte bu yargı kız kardeşi var da son 3 haftadır kimse onu görmüyor. Son 3 aydır, 3 hafta çok az. Son 3 aydır kimse o kadını görmemiş, duymamış. Hiç şey, 2 tane şey tören kaçırmış gibi cümlelere alışkınız. Atakan onu kastediyor bence. Evet. Abi bir burada... de... Ha, devam et abi. Bir Plutuk'ta şu yüksek konseyin kayboluşu ve bunu bilerek mi yaptılar? Bu yüksek konseyin işte kararları bilerek mi alındı, bilmeden mi alındı gibi ufak bir Plutuk yakaladım ben. Onu da belirtmek istiyorum. Yani daha büyük bir şey için. Setting'i tamamen etkileyecek bir Plutuk için. Aynen. Burada ben de o muhabbeti seviyorum yani. Çok keyifle yazmıştım. Açıkçası abi doğru. Paizo'ya göre çok daha az Plutuk olabilir. Ama aslında başka bir muhabbete bağlanıyor. Bizim de aramızda hala tartıştığımız bu muhabbete. Evren yürümeli mi muhabbeti abi bu? Bunu evet. Şey gibi söyleyeyim. Mesela World of Warcraft evrenini bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz ama her şeyle beraber, patch'le beraber ya da her işte ne bileyim yeni bir DLC diyeceğim artık, yeni bir şey bölümle beraber ya da aslında hikaye devam ediyor. Yani yeni sinematikler görüyoruz, yeni şeyler yapıyoruz. Hani bir hikaye var ve devam ediyor. Bunu yapmalı mıyız da şey yaptık abi, hani kararsız kaldık. Bu bir hikaye mi olmalı? Hani evren böyle devam etmeli? Yani 3 ay önce bir şey vardı ya da şu anda bir şey var ve bu geçebilir gibi bir şey mi olmalı? Yoksa çok daha genel konuşup insanların mı bunu koymasına izin vermeliyiz kafasında arada kaldık diyeyim. Çünkü ikisi de aslında benim hoşuma giden düşünceler. Ben hani ikisini de şey yaparım ama herhalde bir ara yol bulacağız. O yüzden şimdilik olmayabilir. Şey olarak hani benim kendim sistem denerken bir de hani çok kafamda hep D&D kafası var. Çünkü en çok oynattığım sistem o. Bundan dışında bir setting veya sistem gördüğümde abi ben burada nasıl bir mikro hikaye anlatacağım? Birazcık gözüm arıyor Atakan'ın hani o şeyi ama yani hooklar yani ben o kısımları çok okumadığım için bir şey diyemiyorum. Yani Atakan'ın ve sizin dediğinize dayanarak söylüyorum. Yani ben o tarz arada hooklar görmeyi seviyorum ama detay var. Zaten detaylı yazıldığı kesin. Yani o tutunabileceğimiz detaylar var da. Bence şey gibi hani zaman ilerletmekten bağımsız olarak şeyler güzel olabilir. O benim biraz önce örnek verdiğim gibi şeyler ama tabii ki herkesin kendi şeyi var. Bu özellikle bu ülkede herkes designer feedback'i vermeyi çok sever. Kimse bir şey yapmaz. hani... Estağfurullah. Benim bir sonraki soruma çok güzel bağladım Metin. Ama şeyi bitirtmedim ben Alican'a. Ha, evet. Konuya girip. Giriş seviyesi mi sorusuna cevap veriyordu Alican. Şeyi yazdık dedi. Coğrafyayı ama zaten detaylı yazdık. Oradan yürüdük gittik ya oradan. Ben orada bu konuyu aldım. Oraya bir geri dönmek istiyorum. Çünkü benim gerçekten çok merak ettiğim bir konu. Hani bizim şey çünkü podcast'te biz şeyi açık açık söylüyoruz. Abi biz FRP öğrenmek isteyenlere uygun bir podcast değiliz. Biz FRP'yi bilen, hatta FRP bile değil, Pathfinder bilen genelde çünkü bölümlerimizin 3'te 2'si Pathfinder odaklı. Pathfinder'ı bilen birinin dinleyebileceği bir şeyiz ve hani Pathfinder nedir? Attack roll nedir? Hiçbir zaman anlatmadık ve hiçbir zaman da anlatmayacağız dedi. Hani ben bu görüşe çok saygı duyuyorum. Hani bir giriş şeyinin belli bir bileni alıyoruz. Buna saygı duyuyorum. O yüzden çok merak ettiğim bir konu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Forgotten Realms'e diyelim ki bir yerde oyun oynatacağız. Tamam mı? Kültürünü sevdiğim bir yerde oyun oynatmak istedim. Öyle değil mi? Daha uyuyacağını, daha hakkında bir şeyler düşünebileceğim bir yerde oyun oynatmak isterim. Forgotten Realms kocaman bir setting. Tamam mı? Kendime bir yer seçerim, orada oyun oynatırım. Sivilant da aslında böyle. Yani Norse temalı bir oyun oynatmak isteyen kişinin gelip oyun oynatacağı bir yer. Tamam mı? Biraz ilgisi varsa zaten yani Norse temalı oyun oynatacaksa Norse'un ne olduğu hakkında, Viking Age hakkında, Vikingler hakkında, Tanrılar hakkında 3-5 bir şey okumuştur. Tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsa da bizim yazdıklarımızla zaten bunu öğrenebilir. Yani bizim yazdığımız bir şeyi görüp bu neymiş diye google'ladığında olay ortaya çıkar durumu anlar. O yüzden zaten böyle şey Viking kültürü, Norse kültürü daha doğrusu Norse kültürü üzerinde bir kitap olduğu için ilgisi olmayan gelip Sivirant'ta oyun oynatmaz. Bu ön kabulle yazdınız yani. Aynen zaten burada oyun oynatmak isteyen birisinin gelip okuyacağını düşünüyorum. Çünkü şey olabilir hani okey GM için öyle de oyuncunun %100 ilgisi olmayabilir. Sadece GM'i olduğu için şey yapabilir ama orada da GM anlatır zaten. Benim şöyle bir sorum var. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de 2 ay FRP oynamış herkesin bir settingi vardır.
işte doğudan ejderhalar saldırır, batıdan gemiler iner. Kuzeyden ama bu sefer elfler kuzeydedir. Aynen, evet, kuzeyden elfler. Mesela dwarflardan bahsetmedim, nerede bilinmiyor, aydalar belki. Siz bu settingi tasarlarken bu hani herkesin kendi başına çalışıp da oluşturmaya çalıştığı biraz da basit settinglerden nasıl koptunuz da hangi noktada neyi farklı yaparak tam bir setting haline getirdiniz? Bir bunun şeyi var mı? Kırılma noktası var mı aklınızda? Sanırım aramızda kendi settingini yazıyor olan o sırada bir Ekin vardı, hatırlıyorum. Aynen. Yani bu işe biraz daha kendini adamış değil mi Ekin vardı. Elbet hepimizin aklında fikirler vardı. Yani biz de FRP'ye başladık herkes gibi bir dönem. Ve biz de o 2 aylık süreçten geçtik. Yani şey yapıyorsun abi, ben de mi bir şey yazsam gazına geliyorsun elbette. Ama yani bunun üzerine mesela bireysel olarak ben çok fazla düşmedim. Çünkü o dönemde şey gibi, bir kitap gördüğünüz zaman o size büyük bir şey gibi geliyordu. Hani ne bileyim, hani bu oyunu oynadın mı diye bir şey koyunca karşına, abi adamlar kitap yapmış, ne kadar güzel falan oluyordum ben. O yüzden ben bu işin üzerine hani kendi yazdıklarından gitmedim. Ama Ekin gitmişti. Yani ki bayağı da bir şey yazmıştı hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlamayacağım? Aynen, doğru. Peki o proto sivilant mı yoksa alakasız mı? D&D bile değil. Ha yok, ben evet. Şeyi soruyorum yani. Sivilant olmaya başladığı anda... Böyle herhangi bir, böyle tek bir kişinin kendi çabaları yazdığı settingden en büyük farkı neydi? Bunu soruyorum. Design space olarak. Şey gibi, hani daha önce de aklınızdaki olan fikirlerden nasıl sıyrıldınız gibi. Evet. Yok. Okey. Evet, ben de şey olarak anladım soruyor. Nasıl bireysel bir işten profesyonel sürece geçirdiniz? İkisi de aslında bence ikinci hali daha geniş kapsamlı. Benim işte sorduğum şey, evet abi elimizde bir fikir var. Bir işte şey yapacağız, Nordic setting yazacağız. İşte elimizde bir sürü fikirler var. Ama arada fikirlerini öldürmen de gerekiyor ya. Doğru. Bunu nasıl başardınız? Abi şimdi şöyle, çok güzel söyledin aslında fikirlerini öldürmek derken. Çünkü çok fazla fikir şey rafa kalktı yani. Herkesin kendi hoşlandığı şeyler var. Sonuçta ekipte hani herkes farklı bir şeyler oynamış, belki farklı bir şeylerle başlamış. Ya da dediğiniz gibi hani kafasında başka bir kendi evrenine dair bir şeyler var. İşte verdiğimiz örnek gibi Ekin'in evreni gibi. Ama bir takım şeyleri mesela yazdığımız zaman ve tekrar okuduğumuz ya da üzerinden geçtiğimiz zaman, abi sanki bu buraya oturmuyor. Hani mesela Ekin için de konuşuyorum. Hani abi mesela bunu alıp senin oyununa koysak ya da bunu alıp acaba başka bir yerde mi kullansak, şimdilik dursa dediğimiz çok fazla şey oldu abi. Ondan sonra ki elimizde de ciddi materyal kaldı yani. Hani iyi bir yönü var ama. Hani, onları toplasak bir sivilan çıkar ya. Ne yazık ki. Ama hani çok haklı bir şey söyledin abi. Fikir öldürme muhabbeti yani, yapacak bir şey yok. Onu o evrene yedirmek için bazen kendi sevdiğimiz ya da çok hoşumuza giden şeylerden feragat etmek durumunda kaldık. Bir de ben bu setting yazarken özellikle hani acemilikten çıkıp işi profesyonelliğe taşımanın sırrının aslında başka settingler okumakta olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten hali hazırda yazılmış olan başkalarının beğendiği, milletin içerisinde oyun oynadığı, ondan sonra yıllardır süre gelen ya da yeni çıkmış ama çok sevilmiş settingler var. Bu adamlar, bu insanlar daha doğrusu bu işi nasıl yapmış diye bir açıp okumak lazım. Direkt böyle lap diye setting'e atlamamak için. Başta da seninle hani o senin sevdiğin settingler, sistemler muhabbetinde de söyledim. Abi yani herhangi bir şey. Ben mesela oyunu konusunda birazcık öyle bir tecrübem var. Yani sen bir şey yapmak istiyorsan, mesela hiç kutu oyunu oynamayan biri kutu oyunu tasarlayabiliyor, tamam mı? Yapıyor bir şeyler. Ama hiçbir zaman şeylerin diğerlerinin seviyesinde olmuyor. Ya da ben hiç kimseden esinlenmedim diyebilen bir yazar yok. Ya bir tane var, Tolkien. Hani ben İncil sanıyordum. Ha? Ben İncil sanıyordum, bir tane var. Okay, o da. Ama o da. Neyse şimdi. Tevrat değil mi?
yani hiç girme oraya. Yani çok yani buradan hakikaten genç herhangi bir hobide, herhangi bir şeyde iş yapan birine nasihat olarak söylenebilecek şeylerden biri o. Çalışmak istediğiniz alandaki çok fazla içerik üretmeniz gerekiyor. Tüketmeniz gerekiyor. Kutu oyunu yapacaksınız, kutu oyunu. FRP yazacaksınız, RPG yazacaksınız, onlar. İşte kitap yazacaksın, fantastik kitap ya da bilim kurgu yazacağım, hiç bilim kurgu okumadım diye bir şey yok. Her şeyi okuyacaksın. Yani. Peki bu süreçte en çok zorlandığınız ne oldu? Çünkü bir yandan Kickstarter'ın kendi dinamikleri var, bir yandan Kickstarter'a da gireceğiz. Evet. Yani bir yandan çünkü yurt dışına satıyorsunuz bu işi, çok kolay olmamıştır. Bir yandan settingin kendisini tasarlamanız, bütün işte dizgisi, kitabın dizgisi vesaire vesaire. En çok nerede zorlandınız? Evet, Barkın ne demek istiyorsun buna? Şimdi abi söyle. Şey deneyelim mi? 1-2-3 diyorum, böyle herkes söylüyor falan. Şey, hani başlamak bitirmenin yarısıdır ama daha sonra geriye %80'i kalır falan gibi. Abi en çok Alican'da zorlandım diyormuşum. Yok. Abi aslında şöyle. Şimdi biz kitabı yazdık, tamam mı? Hadi iyi kötü bir şeyler oldu yani. Ondan sonra böyle 5 tane yazdığın şeylere bakıyorsun. Tamam, diyorsun ki ulan ne kadar yazdık, ne kadar güzel işte, ama aradan bir sene geçmiş belki. Ve şey yapıyorsun, hani işte bu bitti lan diyorsun. İşte bitmedi abi. Tamam, her şey yeni başlıyor. Ben onu fark ettiğim anda zorlanmaya başladım. Tamam, çünkü o haliyle hiçbir şey etmiyor. Yani sadece bir dosya yazılmış yazılar bütün olarak görünüyor. İşte ondan sonra onu alıp kitap yapmak, işte ne bileyim sizin dediğiniz gibi hani bir satışını sağlamak, Kickstarter bilmem ne, bence işin çok 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 daha zor tarafıydı ve neredeyse aynı süreyi aldı yazmakla. Ve tabii Türkiye'de bu konuda tecrübeli, hani Kickstarter konusunda özellikle crowdfunding konusunda hani tecrübeli dayanabileceğimiz insanlar yok Türkiye'den, nasıl yapalım? Artık siz varsınız da. Estağfurullah. Hani... Yani keşke olsaydı. Çünkü hani böyle bir soru çok fazla sorumuz var zaten o dönemde. Onları sormak çok iyi olurdu. Yani bir şeyler öğrenmek çok iyi olurdu. Biz zaten ilk yaptığımızdan beri bu olayı hani insanlara da söylüyoruz. Abi aklınızda bir soru varsa kesinlikle sorun diye. Burada bir reklam yapayım o zaman ben. Kurucusu siz misiniz bilmiyorum ama masaüstü oyun geliştiricileri aynen diye. Sizin ekipten Umut'un da çok aktif yazı yazdı. Ama sizin de bazen yazılarınızı görüyorum. Çok güzel bir Facebook grubu var. Bu konuyla profesyonel veya amatör ilgilenen, designerlar ne düşünüyormuş diye merak eden herkesin Türkiye'de böyle bir hani bu kaliteli böyle bir grup olmasını hani bu seviyede beklemeyebilirsiniz. Var. Çok da dolu dolu. Kesinlikle girin o Facebook grubuna. Hatta linki Atakan koydu. Her zaman gibi kazımı atayım Teşekkürler Metin. O konuda gerçekten çok şeysiniz. Ne denir? Hani işte sırrımızı saklayalım falan değil. Yani o yok canım, çok biz takdir ediyorum tabii ben. Bizimle... Yani hani çok güzel paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu süreçte bizimle görüşen başka gruplar vesaire de oldu. Ondan sonra biz bildiğimiz her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra yeter ki Türkiye'de bu sektör gelişsin, başkaları da uğraşsın. Ondan sonra beraber olalım yani. Sesimiz çıksın. Yeter ki böyle olsun. Bir de Barkın bir şeyden bahsetti. Peki. İşin bitmesinden. Hani iş bitti. Ondan sonra böyle iş bitince, hani böyle settingi yazınca, ondan sonra böyle işte DriveThru'yu açıp ya da Kickstarter'ı açıp böyle işte PDF'i yaptık abi, buyurun biz işi bitirdik falan deyince, ondan sonra insan işin bittiğini düşünüyor. Ama kesinlikle öyle değilmiş. Ondan sonra ben iş bitti hissiyatını şeyde aldım. Kitap korsana düşünce dedim ki çok güzel. Evet abi dedim, ya işte bu dedim ya, yani demek ki korsana düşmeyi hak edecek bir iş yapmışız. Birileri bizim korsanımızı bulmaya çalışmış, işte bu dedim. Ama iş o zaman da bitmedi, lanet olsun yani. Abi, bir şey kendisi var mı peki? Ben uzun zamandır duyduğum en iyi cümlelerden biriyim. Yalan yok abi. Ben de korsandan indirmişliğim var yani. Ben de indirdim abi. Karakter yapacaktım. Korsandan indirdim. Abi ama şöyle abi, bir an nereye koydum lan bu dosyayı bilmem ne falan yapıyorsun. Böyle elinin altında kitap olmuyor. Bir yere vermiş oluyorsun falan. Şurada bir yerde vardı ya, bunu link diyorsun yani. O zaman çok dürüstçe bir soru soruyorum size.
Hiç şey değil. Hani hatta şunu diyorum. İsterseniz keselim bunu. Kesmediysek ama bu cümlede kalsın. Şey ne denir? Türkiye'de şimdi PDF'iniz kaç? 20 dolar sanırım Drytru'da. Evet. 20 dolar Türkiye'de Türk kuruyla siyasi cümleler ekleyin oraya. Pahalı. Yani çok. Aslında tabii 20 dolar çok ucuz bir FRP PDF için. Hani ucuz, çok ucuz değil de yani ucuz. Ama Türkiye'de hani her D&D 5'e oynayan her Nordic aşığı şey yapılabilir. Korsanlamalarına üzülür müsünüz Türkiye'deki birinin? Yabancıları umurumda değil. Ya da korsanlamalarına izin verir misiniz? Türkiye'dekilerin mi? Abi biz Türkiye'ye bedava veriyoruz. Bize bunu dinleyen arkadaşlar bize biliyorum. Ulaşın. Biz şey yapalım. Biz size atalım yani. Korsanla morsanla falan uğraşmayın yani. Biz size yollayalım zaten. Aynen. Ben bir ara şeyi görmüştüm. Masaüstü oyun geliştiricilerinde bir post atmıştı Umut. Daha geçen sene. Ben oraya PDF Drive Thru RPG mailimi yazmıştım. Ama postu geç görmüştüm. Bana atmamıştı. Hayda. Ama ben sonra korsanlamadım da. İşte şey ben o kadar artık bizim bu arada hani ilk iletişime geçme şeyimiz de o. Ben artık abi o kadar çok istiyordum ki kitabı. Bir de özellikle yani korsan da olduğunu tahmin ediyordum. Ben çok da kullanıyorum. Şey için yani abi gerçekten hani alabilsem alacağım dediğim şeyler var. Hatta alıyorum yani. Payzo'nun mesela ya da başka şeylerin oynadığım, korsanladığım kitaplarını fırsatım oldukça aldım. İmkanım var. Abi şey dedim ya ben Barkın'a başka birinden numarasını alıp şey mesaj attım. Abi elinizde var mı kitap hardcover? Koleksiyonuma katmak istiyorum. Çok şeyim falan diye. Sağ olsun siz de onun üstüne zaten bu diyaloglar başladı. Ben zaten hatta şöyle bir art niyetim vardı. Ben hardcover'ı alıp sizden muhabbet açıp artık bir arada podcast'e davet ederim diyordum. Konu direkt çok hızlı gelişti. Podcast'e davet etmek için kitabı istiyordum. Çünkü kitabı okumadan podcast'e davet etmem çok saçma. Hani öyle bir durum var. Neyse bunu da böyle araya koydum. Arkadaşlar eyvallah. Duydunuz. Düş Diyarı Meddahlarına mail atarak kitabı isteyebiliyorsunuz. Hem şeyde içinde iyi oluyordur o değil mi? Sonuçta Drive-Thru'da 0 dolar satın alında olsa bile bir istatistik o. Aynen. Yani bizim için istatistik olarak görünüyor. Daha iyi oluyor. Hani şey değil. Burada önemli olan insanların aslında kitabı görmesi abi. Hani evet doğru dolar pahalı yani yapacak bir şey yok ne yapayım şimdi ben bunu kendi arkadaşımdan mı çıkarayım abi yani. Herkes okusun oynasın ya. Nasıl tepkiler aldınız peki hem Kickstarter sonucunda hem de Drive-Thru üzerinden satmaya başladığınızda? Bayağı iyi tepkiler aldık. Türkiye'de mi dünyada mı? Genel. Yani. Dünyada insanlar aslında bayağı beğendi. Backerlarımızdan çok olumlu şeyler aldık. Ondan sonra geri dönükler aldık. Onun dışında Kickstarter'a katılamamış. Fakat biz Drive-Thru'ya yükledikten sonra kitabın PDF'ini alan kişiler inanılmaz beğendiklerini söylediler. Hatta bazı influencer'lar diyelim kitap hakkında bazı yorumlar yaptılar, videolar çektiler, incelemeler yaptılar falan. Hatta Mr. Tarask diye bir arkadaş var. Arkadaş dediğim yani birisi var. Arkadaş. Arkadaş. Kitabımızı inceledi. Ya tabii ya o tarz şeyler biliyoruz. Biz de Bulman kankamız. Tweetimizi like. Mr. Yani. Tarask diye birisi var. Böyle şey diye işte best campaign setting I have ever seen falan dedi. Ondan sonra böyle videosunun adı bu falan. Ondan sonra bayağı beğenildi. Çok fazla print on demand sorusu geliyor. Ondan sonra biz de bunlara gördük onları. Bunlara zaten yeni Kickstarter'larla vesaireyle falan bir çözüm bulacağımızı, bir yol vereceğimizi söylüyoruz. Onun dışında Drive-Thru'da 5 yıldız işte yorumlar hepsi iyi vesaire. İyi yani. İnsanlar çok bayağı beğendi. Peki şeyi sormak istiyorum. Daha bugün Owen Stephens bir tweet paylaştı. Twitch serisi paylaştı ve Real Gaming Industry diye tabletop şeyini eleştirdi. Görmüşsünüzdür, görmemişsinizdir. Owen Stephens, Green Running Games ve Starfinder'da freelance yazarlık yapan bir designer. Evet. Dinleyiciler için. Starfinder'ın ikinci designer'ı. Lead'i değil de ikinci şeyi sanırım bildiğim kadarıyla. Neyse önemli değil. Bir sürü şey dedi ve hani
bestseller olan kitaplar 2000 satmıyor falan gibi bir cümlesi oldu. Benim çok ilgimi çekti o. Ve şimdi sorabileceğim biri var. Yani şey bestseller olmuş, yılın RPG'si ödülünü almış kitapları publisher 2000'den fazla basmayabiliyor gibi bir cümle kurdu. Hani o yüzden out of print. İşte gerçek oyunun endüstrisi bu falan gibi bir şeyler söyledi. Bir sürü şey söyledi. Bakmanızı tavsiye ederim herkesin. Sizin kitabın yaklaşık hani şey sormak ayıptır da bizim kültürümüzde yaklaşık bir sayı biliyor muyuz? Yani mesela binlerde mi, 10.000'lerde mi, 500'lerde mi? Drive-thru satışları. Abi, backer sayısını biliyoruz zaten. Aylık kesinlikle binlerde değil. Zaten öyle bir şey olsa... Yok toplam. Toplam Sivilant'la beraber 1000'i geçmiştir elbette de. Sadece drive-thru satışları herhalde 500 civarında falandır şu anda. Okey, benim de beklediğim bir sayı ve iyi bir sayı bu RPG endüstrisi. Yani aslında hani... evet. Yani tabii ki hani açık konuşayım, benim beklemediğim bir sayı. Yani hani ben şey yapmıyordum. Hani drive-thru'ya koyarız ve ondan sonra tekrar reklam yapmamız lazım ki insanlar görsün bekliyordum. Öyle olmadı ilginç bir şekilde. Ama eleştire katılıyorum abi. Bu tarz şeyleri görüyorum ve hani şey söylememiz de doğru olmaz herhalde bu konuyla ilgili, hani şey isim verme gibi, ama hani bazı şeyler var abi, hani özellikle ortaya çıkarılmaya çalışan saçma ürünler var diyeceğim. Yani biraz agresif oldu belki ama yo bence hiçbir sorun, hatta eksik söyledin hani... Yo, bu bir şey değil bu arada, hani büyük firmalara diss atmıyorum yani şu anda, tam tersi. Yo yani şey olmadı, kendimi savunmaya geçtim ama şey değil yani, demek istediğim bir takım hileler bilmem neler, burada hile tabi şey reklam numaralar diyelim. Reklam hilesi diyeyim hani ya tabi ya, rich gets richer abi kapitalist dünyada, ne yazık ki bunu deyip kurtulabilirsin. Drive-thru sistemi de böyle yani, mesela bizim drive-thru, evet. Aynen, drive-thru sayfamıza girdiğimiz zaman işte best gold seller diyor. Best Gold Seller 500'den fazla satış yapmış demek. Tamam mı? Burada şeyler, satış sayısı para verip alınan ürünler. Yani işte bedava verilen vesaire, bunları saymıyor buradaki şeyler için. Best Silver Seller, Exum Seller, Gold Seller bilmem ne Seller falan için. Para verip alınan ürünlerden bahsediyor. Bunu buradaki bu işte Gold Seller oldu 3 günde, Platinum Seller oldu 5 günde falan gibi şeyleri kendileri tekrar aynen alıyorlar. Nasıl olsa aynen diye basın bunu bir marketing olur stratejisi, bir satış stratejisi olarak kullanıyorlar. Çünkü böyle olduğun zaman otomatik yukarı çıkıyorsun, reklamın oluyor, birileri geliyor falan. Zaten senin paran sana geliyor yani. O yüzden böyle... Tabii %60 mıydı? Aynen. Şey %40 mıydı drive'ın kesintisi? Aynen, o civarda galiba. Aynen ya, şey PDF'e ya da şeye göre değişiyor. Baskıya göre değişiyor da sonuçta aynen bunu reklam için kullanıyorlar yani. Bu bir satış stratejisi. Peki mali olarak tatmin etti mi sizi en son durum? Yani tabii ikinci Kickstarter'a gitmişsiniz de hani bir daha aynı olursa mutlu olur musunuz? Yoksa hani daha fazla daha başarılı mı olmayı bekliyorsunuz bir sonrakinde? Lütfen buyurun. Çok daha bireysel bir yorum yapacağım ben. Ya şöyle, sonuçta ben hala öğrenciyim. Yani tabii ki beni tatmin etti aslında. Yani bu kadar olması bile çok fazla. Ama elbette daha fazlasını hedefliyoruz abi. Yani bu yani mümkün değil aksine. Aynen yani hani bu bize yetti. Hadi bakalım bu şeyde kalalım. Elbette hani insan hiç öyle bir şey istemiyor. Bir de şey durumu var. Yani sonuçta bize gelen para aslında şeydeki parayla aynı değil. Kickstarter'daki parayla aynı değil. Ciddi vergiler var, ciddi kesintiler var. Ondan sonra ve çoğu da aslında şirkete gidiyor yani, o şirketin büyümesine gidiyor. Hani biz biraz daha bu işin şeyinde kalıyoruz abi, hani aylık paramızı alalım yapabileceğimiz kadar, ondan sonrası büyümeye gitsin diye düşünüyoruz yani. Ben en azından ben öyle düşünüyorum. Aynen. Tabii ama şey de var ya, one hit wonder olup bir kere parayı kırıp bu işi devam ettirmemekten, hani parayı kırmak tabii göreceli bir kavram da, siz hani bu işi ikinci kitap, üçüncü kitap, beşinci kitaba doğru bir yatırıma büyümeye gidiyorsunuz. Şöyle bir şey sorayım abi sana. Sen müthiş bir oyun oynattın. Tamam mı? Tamam, inanılmazdı. Yani böyle bir yıl oynattın, tamam mı? Böyle oyuncular çok memnun kaldı, sen çok memnun kaldın, finali inanılmazdı falan. İkinci oyunu oynatmaz mısın?
Ya şöyle, hem evet hem hayır. Çünkü spesifik olarak ben şeye inanırım. Hani bir dizinin 5. sezonu bittiyse çok iyiydi diye, hani ama bitişiyse hikayenin, 6'yı çekmeyin aynı, para içini de. Aynı şey oyunu var. Demiyorum. Ama aynı başka şey bir ferep oynarsın değil mi? Ya başka oyun. Ya da oynatırsın. Ha, tabii ki, tabii ki. Bundan bahsediyorum canım. Yoksa her şeyi tadını da bırakmak lazım. Tabii ki canım. Ya, ben size katılıyorum. Hı? Zaten. Ya ben siz yapmanız, bence iyi ki böyle yapıyorsunuz. Hani One Hit Wonder'larda var ama sonuçta. Var. Anlamında söylüyorum. Bu arada çok güzel, yani aslında çok doğru bir şey yaptın. Ne derler, örnek verdin. Hani abi para içinde bunu yapmayın. Hani bu olay bitsin. Kafası abi işte tam hani, ama canın da istiyor yani daha fazlasını. Hani mesela mesela Avatar serisini izlediyseniz eğer, Last Airbender ve Korra olarak. Ben susayım mı? Hayır. Dün gece Discord'da hani 2 saat bunu tartıştık. 5'e kadar. Yani. Ve daha kötüsü ben Koracıyım. Korayı daha çok beğeniyorum. Şimdi tartışma konusu değişiyor gibi görünüyor. Buraya girmeyelim. Buraya hiç girmeyelim ama hani şey, benzetmen bana işlemeyecek ama devam et. Yani şöyle, yok aslında yok. İşleyecek, şöyle işleyecek. Oraya girmeden söyleyeceğim çünkü. Şöyle, daha fazlasını görmek istiyorum. Yani anladım, Avatar evrenini, oraya dair bir şeyler görmek istiyorum. Ama bunun da hani abi tadında da kalsın havası var. Aslında o ikilemde kalmak bizim olayımız. Ama sonunda ekleyeyim, evet, Korra daha güzel olabilir. Okay. Hayda. Yani böyle bitmesini beklemiyordum. Barkın Sivilandı beğendim ama. Kırdın beni goddammit. Ben hayır, ben tam tersiz. Sen bir dakika, Korayı beğendim demedin mi? Ben Discord'dan yanlış. Yok, gayet buldum. Beğendim abi Korayı. İşte ben beğenmiyorum. Ha, tamam. Hayda. Okay, tamam. Ben o zaman konuyu tekmelenmeden Kickstarter'a geçiriyorum diye iğrenç bir espriyle. Ben ortamı terk ediyorum işin için. Ben şey, madem mali konularda şeydeyiz, Kickstarter süreci Türkiye'den tabii zor. Evet. Nasıldı? Ve ya şeyler, şimdi bir de hani Corpus Maleficus daha rahattır, tamam mı? Hem tecrübelisiniz hem de hani abi bir şey söyleyeceğim. Olayı. Bir şey söyleyeceğim. Abi Corpus Malicious ya. Malicious. Malicious. Niye Malificus diyorum ben? Abi adında F yok ya. Lütfen ya. Evet, yok. Ben malım. Şu anda önümde açıyor. Yanlış yazmış bir de notlarımıza da, bunu da söylemek istiyorum. Aynen. Hayır, ben de Kickstarter'ı açık önümde. Estağfurullah abi. İsmine bakarak söylüyorum. Alttaki X bozuyor herhalde. Çünkü Corpus Malicious, Codex of Evil ya, o X, C ile aynı hizada. Acaba o mu dağıttı bilmiyorum. Acaba. Ya şimdi mesela o 20 saatte falan. Bahane bulma. Tamam. Bahane bulma. Corpus Malicious. Hadi 20 şey, yani hem 20 saatte fantanda hem de hani ilk bir başarıdan sonra en azından bir sizin takipçi kitleniz olduğu belli. Kickstarter'ı açtınız. Günde kaç kere refresh atıyordunuz? Abi, 1 milyar. Ya şimdi şöyle, o fundı görene kadar nasıldı o süreç? O süreç? Şimdi Corpus Malicious için çok daha basitti. Çünkü 20 saat. Evet. Yani o 20 saat uyumuyorsun zaten abi. Tamam, yani sadece F5'le geçiyor. Ama zaten artık orada bir kitleniz var. Aynen, ama Sivilant'ta öyle değildi. Sivilant 6 günde falan şey oldu, fund oldu. Yanlış hatırlamıyorsam ya da bir hafta civarı, bilmiyorum. Artı bir artık şey, artık bakarız tekrar, bilmiyorum. İşte o süreç içinde de uyumuyorsun abi. Hani o F5'ler bilmem neler kırılıyor yani. Bu da gerçek bilgi bu arada, haberiniz olsun. Gerçek F5 evet, kırıldı mı? Corpus Malicious için şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Corpus'un Kickstarter'ına girerken ofiste toplandık. Hep beraberdik. Kickstarter'a girmeden bir saat önce canlı yayın açtık. Şey, öncesinde reklam yapmıştık. Bekleyen insanlar vardı. Facebook'ta event açmıştık falan. O insanlarla beraber konuşarak, onların sorularını yanıtlayarak falan beraber bastık şey, Kickstarter'a girme düğmesine yani. Ondan sonra çok güzel. Bayağı eğlenceli oldu. Sonra şöyle bir ortam vardı ofiste. Duvarda, yani duvara dayadığımız büyük bir ekran vardı. Ondan sonra herkesin önünde bilgisayarlar vardı. Herkesin elinde telefonlar vardı. Ve hepsinde Kickstarter sayfası açıktı. Uçak indirmeye çalışıyoruz çünkü abi yani. Hani ama peki, gergin yani. Gergin bir bekleyiş. 6 günde 7 günde bayağıymış tabii. Hiç, çünkü şöyle bir şey var abi. Elimde bir proje var. Büyük bir kısmı yazılı büyük bir ihtimalle. Yani en azından hani yüzlerce saat harcanmış kolektif olarak. Ve şimdi koyduk buraya. 30 gün içinde bunun tuttuğuna karar vermezse dünya, yaptığımız iş
Yani ya çöp ya da tekrar bir bu kadar süre olup toparlanacak. Evet. Çok büyük bir stres. Böyle düşününce evet, hani... böyle düşünce çok evet, sert oldu yani. Tekrar yani... gerildim şu anda yani. Hani tebrikler, helal olsun, geçmiş olsun bu süre. Evet. Ve tabii bu Kickstarter çok ilginç bir şey hani modern dünyada. Bir iki bu konuda soru soracağım ben. Birincisi hani stretch goal diye bir gerçek var. Şeyde işte daha fazla din yazacağız, daha fazla magic item yazacağız gibi klasik şeylerde evet. Gördüğümüz şeyler. Siz işte bir miktar stretch goal tamamlamışsınız. Zaten sizin başlangıç hedefiniz çok da yüksek değil. Burada ah keşke şunu stretch goal'da olsaydı da yapsaydık ya da şey var mı? Masada bıraktınız. Bunu goal olarak koymuştuk. Fundlanmadı gene de çok içimizde kaldı koyduk. Gibi. Sonuçta fantlanan her şeyi koymuşsunuzdur. Evet. Da. Ya da onu da sorayım. Fantlanıp da koyamadığınız bir şey oldu mu? Editoryal sıkıntılardan. Yok ya, her şeyi yaptık. Sivilant'ta mı korpusta mı? Öncelikle bunu sorayım. Sivilant. Ya bu şey, korpus için başka bir bölüm. Tekrar konuşuruz. Bir kere ben bir korpusu okumam lazım. Estağfurullah. ama hani bugün Sivilant. Bence tamam. Konu. Buyur bakın. Şimdi şöyle abi, eğer hani Kickstarter sayfasına bakarsanız zaten hani dinleyiciler için de hala görebiliyorsunuz sayfayı, Sivilan'ın Kickstarter sayfasını. Evet. Açık. Aynen. Orada zaten en son geldiğimiz stretch goal var yani, konuşamadım. $30,000 stretch goal var zaten. Şimdi aşağısında başka şeyler de var, goal'lar da var. Abi şimdi şöyle bir durum var. Mesela bu gollardan bir tanesinde Vikinger var arketip olarak. İşte Shield Maiden, Shield Man falan var. Şimdi biz düşündük abi. Tamam. Şimdi Vikinger yani bir Viking olmadan Sivilant nasıl olacak dedik yani. Öyle bir şey olmayacağı için biz bu arketipleri de yaptık. Yani şu anda bakıyorum. Bakmamıştım kayıttan önce. Abi tek akslanan arketip benim yazık garibim favori klasımın Rogue'u gitmiş. Yok o... Rogue arketipi gitmiş. Var. Yani bütün onları yaptık yani. Ondan sonra... Utlaki gitmiş. Yok kitapta. Utlaki koymadık mı lan? Hayır. Rogue. Kitapta Rogue arketipi yok. Kitapta... Aa doğru. O yazılı lan. O yazılı galiba. Ya şimdi şeyi söyle. Spoiler vermeyelim de. Markanı hatırlatırım ben sonra. Aa güzel şeyler var. Okay. Ya abi şimdi her şeyi de bir anda ortaya dökmeyelim. Peki dinleyicilere özel bir şeyimiz yok mu? Mikrofonumuz yok mu şu anda diye böyle? Ya şunu söyleyeyim. Şimdi bir aşağısında bunun goal'larda Northern Expansion ve Vanir Expansion var. Şimdi abi iyi güzel hoş da zaten bunlar olmadan nasıl olacak da sorusu da var yani. Abi bunlar da olacak yani, yapacak bir şey yok. Bu şey değil, stretch goal'ların geçip geçmemesi değildi aslında konu. Biz bunların hepsini yapmak istiyoruz zaten. Hani insanlar istiyor mu bir soruydu. Ondan sonra fark ettik ki insanların istemesi o kadar da önemli değil. Biz hala istiyoruz. Güzel. Öyle olunca expansion da gelecek. Yani elbette, yazabildiğimiz kadarıyla umarım. Yani Sivilant'ı yazdı bitti değil. Öyle, aynen. Bunu duymak gerçekten güzel. Çünkü biz kitaba bakarken mesela şeyi konuşmuştuk. Neden diğer plane'ler konusunda çok içerik yok? İşte bunun... Sanırım bu bir expansion olabilir gibi düşünüyorum ben. Allah Allah. Neler acaba yapıyoruz? Neden yok ya? Bak görüyor musun? Değil mi? Yani, değil mi? Yani çünkü şey... Yani setting... Hani Nordic setting ve şey setting... Yani Sivilant setting'i... Abi planar bir şeyler oynamak için çok iyi. Hook'lar var. Ben bir de planar macera hastasıyım. Hani ama şimdi şeye güveniyorum. Alican dedi ki ben 3.5'cuyum dedi. Planara bulaşmayan 3.5'cu olmaz. Ben zaten şey yapıyorum ki yani çok çok büyük kaynak var. Herhalde belki bir anda bir uyanmışız bir sabah. Sivilant planar maceralar Kickstarter'ını görmüşüz değil mi? Sen rahat ol. Umarım. bir gece ansızın. bir gece ansızın. Şu ana kadar aslında hiç kitabın içeriğinden konuşmadığımızı fark ettim. Yani çok az değindik. O zaman dur. Benim son bir sorum var. Hadi bakalım. Bu şey Becker. Yazın. Şimdi ilk macera Wolf's neydi? Wolf's Maw. Wolf's Maw yayınlandı.
Şimdi Freya'nın gözyaşları olması lazım. Evet, evet. Yazın bir Kickstarter'da yayınlanacak. Hazır bu konudayken bunu bir şey yapalım değil mi? Evet. Yazın bu Kickstarter'la ilgili biz kayıt içi mi kayıt dışı mı biraz konuştuk. İşte Kickstarter'da belki yeni hardcover gelir dedik, şey yapar dedik. Peki bu Kickstarter'ın zamanı hakkında bir söyleyebileceğiniz bir şey var mı bize? Haber yapma, haber amaçlı. Ya da abi hani söylemedik ama hani biz bu Freya'nın gözyaşlarında işte şunlar da olacak bu Kickstarter'da gibi söylemek isteyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Şimdi daha bunların toplantılarını, en azından içerik toplantılarını daha tam karara ulaştıramadık. O yüzden buradan spekülatif bir şeyler söylemeyelim ama Temmuz sonu diyelim vakit olarak. O civarlar yani, diyelim. Okey. Peki şey mi hani sadece bir macera kitabıyla, hani macera kitabı en önde olarak, şimdi ilk kitabınızda ilk Kickstarter'ınızda bir setting kitabı var. 200 sayfalık. Şimdi korpus var. Bir şey, Bestiary Supplement artı detaylar. Korpus şey yap. Bu sadece bir macera olarak Kickstarter'a girecekken neyi farklı yapacak? Şöyle, önce şeyi söyleyeyim. Korpus sadece Bestiary değil. Aslında Evil Character Option kitabı. Şey, Bestiary artı Supplement derken o biraz şey yaptım. Okay. Supplement'tan kastım karakter şeyleriydi. Okay. Şimdi genel olarak Wizards of the Coast'un son çıkardığı kitaplarda üzerine yürüdüğü bir adventure politikası var. Son çıkardıkları adventure'larda. Mesela bunun en büyük örneği Baldur's Gate, Descent into Avernus. Bu adventure'larında adventure'ın yanı sıra adventure'la birlikte yeni monster, item, coğrafya ayrıntıları, ondan sonra hani böyle bir yandan setting hakkında başka şeyler verme gibi şeylere gidiyorlar. Politikalar izliyorlar diyelim. Bu yüzden adventure'lar sadece adventure gibi değil de onun dışında böyle işte ben Baldur's Gate hakkında başka şeyler de öğrenmek istiyorum. Ya da işte Forgotten Realms hakkında başka şeyler de öğrenmek istiyorum. O yüzden bunu da alsam iyi olur, bunu da okusam iyi olur tadında oluyorlar. Durum böyle olunca biz de dedik ki içerisine başka bir şeyler koymak lazım. Ondan sonra şimdi bu işte karar veremediğimiz şeyler tam olarak bu içerikler aslında. Tam olarak ne vereceğiz? Diğer adventure'lardan farklı olarak neler yapacağız dedik. Bazı fikirlerimiz var. Farklı ve güzel olacağını düşünüyoruz. Bakalım, hepimiz göreceğiz. Çünkü şey, Atakan'la aslında benim eleştirdiğimiz bir şey Wizards'ın şey politikası. Biz setting kitabı çıkarmayalım. Sadece macera çıkaralım. Setting'i maceralarda verelim. Bizim eleştirdiğimiz bir şey ama sizin yaptığınız o değil. Siz bir setting kitabı, 200 sayfalık setting kitabı kafamıza atmışsınız zaten. Forgotten Realms'in... Bizim şey, kendi düzenli dinleyicilerimiz için söyledim. Forgotten Realms'in 5th Edition kitabı zaten çok yetersiz bir kitap. Sword Coast campaign setting... Sword Coast için bile yeterli değil yani. Dünyanın geri kalanını geçti. Yani daha çok karakter opsiyonu veriyor aslında. Evet. Biz bunu şeyde, tapelerde var arkadaşlar. Birebir aynı düşünüyorum. Yani şeye çıkmış ilk setting kitabı. Bence çok iyi de boşluğu doldurdunuz Svilant'la. 5E'ye yani eski kafa bir setting kitabı yazılmıyordu. Bir hani şeyi savunurum. Neydi? Teknolojik D&D 5E setting'i. Teknolojik kınırı Yok. Hayır. Yok. Diğeri. Artificer olan. Eberron. Yani bence D&D 5E'nin ilk gerçek setting kitabı, bize Soft Coast'un yayınladı, Eberron'dur. Olabilir, evet. Ben onu okumadım gerçi. Eralem biraz ağır yorumlar yapmış. Fifth Edition için mi? Evet. Bir Eberron'un 3.5 kitabını okumak lazım. Ondan sonra Fifth Edition kitabının ne kadar boş olduğunu görüyorsun. Ha, tabii ki boş. Abi onu demiyorum. Ama hani hiç düz setting kitabı bile çıkarmıyorlardı. Çıkardıkları aynı kitaplar ya Adventure ya da Player opsiyon kitabı. Çünkü biz şeyde hani Paizo'da gene konu oraya geliyor. Bizde iki farklı seri line, 3 line var. Hardcover kitaplar, softcover campaign settingler ve softcover campaign settingle alakalı player optionlar. Biz o şey, Sword Coast kitabı player option kitabı. Campaign anlatmıyor. GM'e setting hook'u vermiyor. Doğrudur, ben okumadım. Peki Metin'in yakındığı başka bir noktaydı Kickstarter konusunu bitirirken. Türkiye'deki kargo meselesi. Türkiye'ye kargonun çok pahalı olması. Ben söylemeyecektim. Notlara yazdım, söylemeyecektim. Öncesinde sen gelmeden sordum diye.
Ben bunu yayında şeyde kayıtta söylenmesini istiyorum. Neden? Bunun çözümü var mı? Bu kadar. Sorularım bu kadar. Şimdi abi bu bayağı aldığımız bir soru. Ama şöyle tekrar elbette cevaplayacağım da. Şimdi neden? Onu ben de bilmiyorum, tamam mı? Lanet olsun, tamam mı? Bu salak şirketler yüzünden ya bizim dışımızda abi hani böyle hani iş bizden çıktı ne güzel diyorsunuz ya, değil yani, adam geliyor salak saçma bir şey yapıyor ve biz onun ceremesini çekmek durumunda kalıyoruz. İşte bu şey kargo muhabbette bu mesela, yanlış hatırlamıyorsam Yunanistan'a Türkiye'nin yarı fiyatına kargoluyorlardı. Hani oysa ki sadece gümrükten geçirse ve ben yine vergisini versem, yani hani şey demiyorum hani hadi geçirsin abi falan da demiyorum. Yani legal olarak ne yapılması gerekiyorsa yapayım. Abi yani adam onu iki katı fiyatına çıkartıyor sürekli ve çok fazla şirketle konuştuk. Genel bir politikaları böyleymiş. Biz bunu Türkiye'de basmadığımız sürece bunu yapamayacağız ne yazık ki. Çözüm de bu. Bunu yapabilecek miyiz yakın tarihte? Emin değilim. Türkiye'de çünkü bir kaliteden emin olamadık bir türlü. Yani belki de birini bulamadık, yani emin değilim tabii de. Bir de toplu baskı burada yapılıyor. Ondan sonra onu burada bir yere koymamız gerekiyor. Yani onu da ofise koyamayacağımız için yeni bir yer tutmamız gerekiyor mu acaba muhabbet oluyor. Adamlar diyor ki o zaman biz size hemen bir tane işte burada şey verelim, depo verelim diyor. Depo fiyatı baskı fiyatıyla aynı. Ne oluyor abi falan diye kalıyorsun ortada. Biz de aynı pozisyonda kaldık yani. Bir de bandrol falan meseleleri var sanırım. Doğrudur hani o kadar detaylı. Umut çok daha detaylı biliyor bu konuyu çünkü ciddi kafa yordu. Hatta Ekin yani sinir krizlerine girdi kaç kere. Niye Türkiye'ye gelmiyor kitap abi diye. Yani ama ya benim kendi Kickstarter sürecimi baltalayan şeylerden biri de oydu. Bir de o zamanlar ya 5'e diye çok soğuktum ben. 5'e oynamadığım dönem, 5'e okumadığım dönem Svilant'ta. Yine de almak istiyordum ama Türkiye kargo şey o sırada bütçem karşılayamamıştı. Corpus'ta da benzer bir olay oldu. Yani o Türkiye'den sayılarınıza baktığımda bununla ilgili bir post paylaştığınızı hatırlıyorum. Şeyde masaüstü oyuncuları grubunda, şey masaüstü geliştiriciler grubunda. Türkiye'den sayılar aslında çok da hani ya Türkiye'den bir proje gelmiş onu bir destekleyelim seviyesinde bile değil. Aslında olması lazım. Hani Türkiye'de yani bence olması lazım. Hani Türkiye'den bir proje çıkıyorsa ve en azından ilgimizi çekecek bir şey gibi gözüküyorsa, yani her şeyi de destekleyin demiyorum da, oynarım oynamam bir destek olmak lazım. Keşke öğrenci olmasam hepsine yapabilseydim. Ben şey için ve yani bu da bence bir bariyer oldu. Kargo mevzu. Umarım ileride çözersiniz. Umarız. Yoksa biz de istiyoruz. Çünkü o zaman klasik soru. Bu da aradan çıksın. Konuşulmuş olsun. Abi neden Türkçe'ye çevirmediniz? Aslında cevabı az önce sen verdin abi. Biliyorum kısıtlı olarak sordum zaten. Ben çok saygı duyuyorum neden Türkçe'ye çevirmediğinizi. Çünkü bir Türkçe'ye çevirdiniz diyelim. Ya ben siz bana şey yapsanız da müdahale etseniz de yanlış bir şey söylesem. Türkiye'de gerçekten ne kadar satılacak? Hani Türkçe şey hani kitap Türkiye'de RPG kitabı alacak adam zaten İngilizcesini tercih bile edebilir. Çünkü böyle de bir kültürümüz var. Bu bir. İkincisi bir 200 sayfalık bir kitabı Türkçe'ye çevirmek demek neredeyse yeniden yazmakla, çünkü dizgisi değişiyor. Dil yapısı farklı olduğu için. Hani Almanca'ya çevirmek yarım tık daha kolay. Hani evet Türk bir yazarın İngilizce yazdığı kitabı Almanca'ya çevirmesi Türkçe'ye çevirmesinden daha kolay. Bu iki. Üç de yani abi bu güzel ama bunun Türkçesinin korsan PDF'i yok mu abi? Bir de tabii ki şirk koşuğu diye taşlanma ihtimalleri de artıyor. Abi şimdi şu... Yanlış bir şey söyledik yani mi? Yani şu ana kadar hayır. Bir şey ekleyeceğim ben bunun üzerine. Sadece. Ekle ya tabii ki biz de Türkiye'deki bu hani şey RPG kültürü gelişsin istiyoruz yani. Biz bu ülkede bu işi yapan insanlar olarak işte bu sektör canlansın istiyoruz. Gelişsin istiyoruz ama sonuçta D&D 5'e'yi nasıl oynayacağını anlatan bir Player's Handbook var. Bu Player's Handbook Türkçe'ye çevrilmeden biz Sivilan'da çevirsek bile biraz yarım yapılmış bir iş gibi oluyor. Yani Wizards of the Coast Türkiye'ye ulaşıp Türkiye'ye gelip bakın bu Türkçe Player's Handbook dediği zaman biz de Sivilan'da Türkçe'ye çeviririz.
Tamam, kayıtlar geçti. Tamam, içerik. Girelim yavaştan. Bir saati geçtik. İçerik, birazcık içerikte konuşalım. Şimdi ya, ilk gidince fark ettiğim en çok beni rahatsız eden şey genel bir hani şeyde de söyledim, idiomatik olmayan cümleler bazen çok dikkat dağıtıyordu. Doğru. Neden böyle oldu? Yani şöyle, ben bunu şöyle cevap vereyim. Şimdi biz Sivilyan'da yaptığımız zaman insanlar bize şöyle tepkiler verdi, yurt dışındaki insanlar. Abi Türkiye'de FRP mi oynamıyor falan dediler. Tamam. Ben Türkiye ve FRP cümlesinin şey kelimelerini aynı cümlede hayatımda ilk defa görüyorum falan dediler. Tamam. Dolayısıyla biz piyasaya farklı bir tat olarak girdik. Tamam. Bizim native speaker olmayışımız ve bazı şeyleri insanlara başka şekillerde anlatmış olmamız insanlar tarafından yerilmek yerine aslında güzel tepkiler getirdi bize. Bir oryantalizm. Biz, evet, biz şey, insanlardan güzel yorumlar aldık. O yüzden ben bunun bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki ileride zamanla bu azalacaktır. Ondan sonra ama bunun Sivilyant'ta bir sıkıntı yaratmış olduğunu düşünmüyorum. Makul. Yani zaten şeydi hani uzun süre kaptırıp bir paragrafı okumaya başlayıp işte bir yerinde gelen cümle çok ters köşe yaptığında ben asıl dikkatimi kaybediyordum. Yani şeyde değil aslında. Çok diyorum ama çok dediğim şey iki cümleden biri değil zaten. Yani sayısı azalırsa belki dediğiniz gibi rahatsız ediciliği de azalabilir orada. Onun dışında bakalım ne vardı? Denge. Denge konusu. Evet, mekanikler, evet, denge konusu. Mekaniklerde şimdi 5E'nin dengesini hani çok iyi bildiğimi iddia etmeyeceğim. Zaten etmedim de ama bazı şeyler gördüm. Benim sormak istediğim şey şu, hani tartışıp şeyler bölümde zaten bir şeyler söyledik. Onları tekrar etmek değil amacım. Dengelemek için baz aldığınız nokta neydi? Yani siz, biz Players Handbook'taki herhangi bir klasa göre mi dengeliyoruz? Yoksa biz bu sistemde, bu Sivilyant'ta şöyle bir belki daha güçlü, belki daha güçsüz bir baseline oluşturduk ve bunun üzerine mi gidiyoruz dediniz. Burada baz aldığınız yerler neydi? Nelerden esinlendiniz? Süreç nasıldı? Denge süreci. Dengeleme şöyle süreci. Anlatayım. Abi bir dakika, bir dakika. Önceden ben tabii söyleyeyim. Tabii lütfen. Lütfen. Lafını bölüyorum, sen... Estağfurullah Barkıncığım, lütfen. aman Alican Bey, ne olur. Şöyle abi, aslında kısaca bir şey ekleyeceğim sadece. Abi Sivilyant dengeli değil. Şimdi bunu söyleyeyim en başta. Tamam. Tamam. Bunu söyle, canımı ye. Aynen. Şimdi bunun sebebi buraya denge oturtturamamış olmamız değil. Arjan elbette bundan bahseder. Ama sizin de dediğiniz gibi Sivilyant'ın ayrı bir dengesi olması. Hatta birçok şeyde, inceleme yazısında, web sitelerinde falan grim olarak geçti. Evren hani çok yargılayıcı bir evren. Yaptığınız hareketleri hani dikkat etmeniz lazım falan gibi yorumlar geldi. Ondan sonra bu da açıkçası bizim hoşumuza gitti. Hedeflediğimiz şeydi yani. Biraz evren zorluyor olsun istedim ben. En azından bireysel. Buyurun Alican Bey, lütfen. Ah, teşekkür ederim. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Aa ne demek. Şimdi şöyle. Biz bunu yazarken mekanik olarak diğer D&D kaynaklarıyla arasında denge olmasından ziyade kendi içerisinde tutarlı olmasına dikkat ettik. Bunun dışında kullandığımız kaynaklar tabii ki Dungeon Master's Guide'da anlatılan, verilen rehberler, 1 milyar tane Reddit postu, 3 milyar tane başka forum yorumuydu. Çünkü şey var, Dungeons Handbook'taki şey, Dungeon Master's Handbook'taki şey, Guide'daki neyse... Şeyde CR hesabı yanlış. Aynen. Sonra şeydeki de yanlış yani. Zanatar'daki de çok daha doğru değil yani, ama neyse. Biz işte bunları toplayıp genel olarak bir kendimizce bir şeyler oluşturmaya çalıştık. Çeşitli Excel'ler yapıldı yani. Ondan sonra şimdi Sivilyant'ın içerisine baktığımız zaman Sivilyant'ın içerisinde de her şey dengeli değil. Çünkü biz istedik ki Sivilyant'ta oynayan birisi sahip olduğu gücün sadece
mekanik olarak bir şey değil de, bir şey ifade ettiğini değil de, aynı zamanda karakterine ait, karakterinin rolüne ait bir şey olduğunu hissetsin. O yüzden bazı özellikler o level'ına göre ya da bazı spell'ler o level'a göre, bazı item'lar kendi rarity'sine göre daha güçlü veya daha güçsüz olabilir. Ama biz bunu her zaman verdiğimiz lore'la destekledik. Dolayısıyla yine inceleyen kişilerden şey yorumları aldık. Setting, Sivilan çok karanlık, çok grim, çok brutal. Ondan sonra böyle bir yanlış yapıyorsunuz ve ölüyorsunuz falan dediler yani. Ondan sonra ve biz bunu çok sevdik dediler. Zaten Sivilant'tan sonra Sivilant'ta bizi bekleyen kişilerin, Kickstarter'ımıza katılan kişilerin bize daha sonra Korpus'a da katılmasının sebebi buydu. İnsanlara farklı bir şey verdik. Anortodoks işler yaptık. Ve insanlar bunu sevdi. Peki Korpus'ta da bu aynı felsefeyi mi göreceğiz? Korpus'ta şöyle bir şey var. Korpus bir supplement. Yani Korpus'un kendi settingi yok. Ayrıca İşte Mindavar diye bir kitabı var vesaire, ama Corpus Malicis kitabının içerisinde bir setting yok. Corpus kitabı her settingde kullanılacak bir kitap olduğu için, kullanılabilecek bir kitap olduğu için onu işte bu sefer diğer D&D kaynaklarıyla dengeli yapmaya çalıştık. Amacımız oydu yani. Bu çok güzel bir olay. Bu acımasızlığın peki kaynağı sizin de biraz OCR, hani Old School Revival tarzında oyunları sevmeniz miydi? Çünkü Old School Revival'ın olayı odur ya, gerçekten senin aldığın kararların seni ölüme sürüklemesidir. Sen tehlikeye kafa atma, biraz kurnaz ol, dünya sana karşı bu kurnazlıkla hayatta kal. Yoksa dövüşerek hayatta kalmadır ya biraz çünkü. Yani Norse tanrıları hak etmeyene güç vermez, hak etmeyenin yaşamasına izin vermez. O yüzden Sivilant da genel dünya olarak hak etmeyen yaşamasın, burada sadece güçlüler hayatta kalır diyor. Biz de yazarken bu mottoyu, yani, bu mottoya tutunduk. Ben çünkü şeyi özellikle bu Ale Oath'larını, yani buradaki Paladin ismi Ale, tekrarlıyorum, unutan vardır. Ale Oath'larını okurken fark ettim. Şeye daha fazla önem vermişsiniz, o kesin. Hani o Oath'un kendi içerisinde mantıklı olmasına, o işte alakalı olduğu tanrıya uygun olmasına, o Oath'un güç seviyesinden daha fazla önem vermişsiniz. Bu güç seviyesi derken şey, yani başka bir Oath'la göre kesinlikle daha üstün güçlü mü? Yani kesin şey, o kadar detaylı incelemedim ama ben bir iki yerde gördüm. Abi bu tercih bu tercihten kesinlikle daha iyi dediğim şeyler vardı. Ama o kadar lore'la desteklenmişti ki hani... Yani bunun bir şey tasarım kararı olduğuna ben de orada emin oldum zaten. Sadece şeylerde hani feat'ler arasında bazıları çok benim dikkatimi çekti. Ve aynı şekilde spell'ler arasında bazıları benim çok dikkatimi çekti. Onların da ama şeyi var diyorsunuz. Bir nedeni var diyorsunuz. Aynen. Ya işte ama şey mesela garip oluyor. Feat dediğin için. Spesifik olarak bir örnek var. Çok güçlü bir feat varken bu setting içindeki diğer feat'in aynı güç seviyesinde olmasını bekliyor insan. Ya çünkü biri daha üstün tercih oluyor. Biraz şey Metin, buradaki his anladığım kadarıyla. Ben bir ara seninle şeyi konuşuyordum ya, işte her dövüş stili eşit derecede güçlü olmalı mıdır? Ha, ben değildir savunuyorum zaten. Ha işte buradaki şey de skalanın diğer ucu. Bu şu anda mesela çünkü işte Wizards of the Coast veya Paizo bir klas geliştirirken o klasın oynanabilir olmasına dikkat etmek zorunda. Yoksa popüler olmayacak. Yani şey bile olsa, çok saçma sapan, dünya içerisinde çok saçma sapan bir şey yapıyor olsa da oynanabilir olmak zorunda. Ama burada tam diğer tarafına gidip, hayır, bu dünyada savaşçılar, dövüşçüler var. Dolayısıyla savaşçıların, dövüşçülerin ayakta kalabilmesi için böyle yetenekler seçmesi gerekiyor gibi bir yere varmışsınız gibi hissettim. Şöyle bir şey ekleyeceğim ben buna. Mesela bir spell'i, bir feat'i, bir item'ı ya da bir archetype'ı ilk oynadığında seçmezsin. Ama ikinci oynadığında mutlaka alırsın. Onun gerekli olduğunu, onun kullanılacağı yerleri mutlaka görürsün. Öyle diyeyim. Hepsinin kullanılacağı yerler var setin içerisinde. En azından böyle yapmaya da dikkat ettik. O zaman yani o tabii biz şu anda oynamadan yorum yaptığımız için bazı şeyler tabii bizde de çok oturmuş durumda değil. O yüzden zaten şey hani o tarz eleştiri dediği soru olarak sormamın nedeni bunları merak ettim. Tabii canım, bu zaten o zaman göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Yani bilinen ya da normal genel mekanik dizayn yapısı bu değil zaten. O yüzden farklı gelmesi çok normal yani. Ben bir şey ekleyeyim bu
Tabii şey ki. Geçmeden. Kusura bakma biraz lafını böldüğüm gibi oldu. Abi power player vardır. Siz de bilirsiniz. Böyle bir terim var. Yani power player. Tabii. Hani bilmiyorum belki dinleyiciler şey yapmıyordur. Bu da hani şöyle kısaca. Podcast'in 4. bölümü Power Playing adlı. O zaman tamam. Herkesin, 2 sene önce. Herkesin... Ama yok dinlememiş olan vardır. 2 sene öncenin bölümü. Zaman... Ben dinlemem şu an. Minimal, ama evet yani. Minimal hemen anlatayım. Power Player nedir? Hani oyunu karakter için belki story için değil de biraz daha adam keseyim. Nasıl güçlü vururum. En çok ben vurayım. Aman yarabbi dünyaları yardım şeklinde oynamaya çalışan insanlardır diyebiliriz yani. Elbette her power player kötü player değildir yani böyle bir durum yok. Ama şöyle Svilant'ta çok net power play yapabilirsin. Yani bunu söyleyeyim. Tamam çünkü hani bir takım şeyleri böyle seçtiğin zaman ciddi güçlü hale geldiğin bir nokta oluyordur doğru. Ama Alican'ın da dediği gibi ya da sizlerin dediği gibi abi lore bunu zaten sana söylüyor. Sen bunları yaptın da peşine birileri takılıyor. Tamam seni zorluyorlar yani evren sana cevap veriyor gibi bir ortam kurmaya cevap şey yaptık. Bunlardan en önemlisi mesela yazdığımız şeyler, kaltlar ya da organizasyonlar. Mesela rünlerle çok fazla uğraşıyorsan ki bunun gibi klaslar ya da arketipler var rünler üzerine. İşte mesela bir rün konusunda power play yapıyorsan peşine rünleri avlayan birileri düşecektir. Yani ya da düşmelidir. Tabii de oyundan oyuna göre değişir ama bu yazdığımız bir şey yani örnek olsun diye. Burada soru değil, rün dedin. Abi süper ya. Eyvallah. Hani, Runestone'lar özellikle. Bir rün bir din. Zaten şimdi din konusuna gireceğim ama rün ya ellerinize sağlık. Eyvallah. Ben bırak Pathfinder First Edition Second Edition campaign'lerime taşıyacağım yani. Hani burada okuduğum bazı şeyleri. Eyvallah. Tabii ben canım. Çünkü biz sistemde okuduğum, settingde okuduğum şeyleri başka yerlere götürmeyi çok severim. Tabii ki tabii İki class'ta mükemmel olmuş rün magic sistemi. Çok iyi fikir. Ve özellikle o Runestone'lar ben çok düştüm ya. Eyvallah. Kimin fikriydi Runestone'lar? Çok birinin fikri o. Alican'ın fikri. Alican. Onu net söyleyeyim. Alican buradan sarılıyorum sana. Ekin'le beraber şey yapmıştık. Sosyal mesafede. Aynen Ekin'le beraber. Runestone. Burada benim dinleyiciler için burada minimal bir şey vereyim. Ne derler? Background info vereyim yani. Böyle perde. Ne derler onu? Sahne arkası mı derler? O style. Abi aslında çok daha iyiydi. Şimdi bunu hani Ali Can'a hakkını vereceğim. Çok daha iyiydi. Lakin burada şöyle bir eleştiri yapacağım. Abi 5E oyuncusu biraz daha basit şeyleri seviyormuş. Bunu öğrendik. Yani bir şey söyleyeceğim. Böyle... Testte mi silindi? Abi ben Rune Warrior'ı... Rune Warrior'ı galiba... Abi bir şey söyleyeceğim. Ben şey istiyorum. 3.5 versiyonunu Ali Can... Sen yazıyorsun ben bunun için bir şeyler fırlatıyorum. Para mara ne istedi. Bunun 3.5 versiyonunu hani... ekrana para atıyorum 3.5 versiyonu gelmiyor şu anda. Abi, hani öyle mimar ya. Hani... Abi Rune Warrior baştan yazıldı. Baştan yazılmadan önce de 10 kere falan değiştirildi sanırım. Ben değiştirdim. Ondan sonra biraz acı oldu. Rune Warrior'ın ilk hali bizim aslında böyle tespile yettiğimiz hali falan çok şeydi. Çok, şimdiki halinden biraz daha farklıydı. Çok farklıydı hatta. Şimdiki hali de çok güzel peki oldu. Peki bunları yayınlama şansınız var mı? Kendi sitenizden falan böyle. Abi yani konuşmanın Unearthed başında... Svilant. Unearthed Svilant aynen. Abi konuşmanın başında şey dedik yani expansion falan dedik. Oradan artık minimal bağlandı. Bu arada sitede biz free content veriyoruz. Ondan sonra Svilant'a dair şeyler de yapıyoruz. Dungeon haritaları aynen, paylaşıyoruz. Svilant'a dair şeyler veriyoruz. Monster'lar veriyoruz. Mesela Svilant'taki bayramlar falan veriyoruz. Ondan sonra... böyle şey Svilant'ı oradan da böyle detaylandırmaya devam ediyoruz. Başka şeyler hakkında da yazıyoruz. Olabilir. Belki expansion olur. Belki orası olur. Ama böyle de bir şey vardı yani. Runestone'larda Ekin'in çok emeği geçti. Ondan sonra işte Runewalker'ı yine ben yazdım. Runewarrior'da da yine çok değişiklikler oldu dediğim gibi. Peki neden baştan class yazmaya kalktınız? Yani çünkü tekrar dediğim gibi biraz daha içi azaltmaya çalışan biri olacak olsanız çok rahat işte Wizard'a bir Tradition işte şeye Druid'a bir Circle olarak da ekleyebilirdiniz bu class'ların temalarını. Neden baştan class yazılması gerektiğini düşündünüz? Arkın sen mi ben mi? Yani bu senin olsun abi sen sonuçta eyvallah. Bu işte daha büyük olanı class'ta sen yaptın. Şimdi çok teşekkür ederim.
Şey var, bir şey var. Kibarlık katı olacak bu podcast'in. 5 dakika sadece herkesin lütfen siz, hayır siz kesmedim değil mi? Teşekkür ederim. Şöyle, şimdi biz Sivilan'ın başında tarihçeden bahsederken, işte Odin'in ve Odin'den de bahsederken, Odin'in aslında Jotunların hali hazırda böyle free formda kullandıkları büyüyü alıp Vanillerin free formda kullandıkları büyüyü alıp rünlere döküp Sivilant'ta yaşayan kişilerin anlayabileceği bir hale getirip onlara verdiğinden falan bahsediyoruz. Yani aslında Runewalker için konuşuyorum şu anda. Runewalker klası için konuşuyorum. Bunun dışında rünleri kullanarak büyü yapan Runewalker'lar dışında Wizard'ların olması dünyada bir garipliğe sebebiyet verecekti. Çünkü o zaman onlar ne kullanıyor olacaktı? Madem Odin bu kadar uğraştı etti falan, tamam mı, işte rünleri Odin yaptı ve insanlara verdi. Diğer büyüyü kim verdi olacaktı. O yüzden normal Wizard yerine Runewalker diye sadece rün kullanarak büyü yapan bir büyücünün, bir Wizard benzeri bir klasın olması gerekiyordu. Aynı şekilde kültürel olarak şey olsun, kültürel olarak uygun olsun diye işte doğa ruhlarıyla, gökteki ruhlarla, atalarının ruhlarıyla, hayvanların ruhlarıyla, hayvanlarla ilgilenen ve zaten hali hazırda Norse kültüründe olan Seydir'i alıp böyle basit bir Druid archetype yapmak yerine bu bir klas olmayı hak ediyor dedik ve o yüzden Seydir'i bir klas yaptık. Bir de şey olacaktı herhalde. Mesela diyelim 3-4 tane şeyi varsa Runewalker'ın, 4 tane arketipi varsa, 4 arketipi Wizard'a yazsan, ama sonra da şey desen, bir de eskiler banlıdır dediğinde zaten yeni klas yazmışsınlar. Aynen öyle. Şey oluyordur. Ekstra yükü koydunuz. Bence iyi yapmışsınız. Ben Runewalker'a çok düştüm. Benim söylediğim, yani şeyde inceleme bölümde söylediğim bir şey vardı. Normalde bir sistem tasarlıyor olsanız, biz oyunu yatacak bir sistem tasarlıyoruz. Bu kadar lore'a bağlılık ben sevmem. Ama gerçekten biz bir sistem için setting tasarlıyoruz seviyesine geldiğinizde tabii ki yapacaksınız. Hani biraz da aslında sizi konuşturmak için sormuştum az önceki soruyu. Eyvallah. Ben o zaman artık zaman azalırken yani din konusuna girmek istiyorum. Tabii. Bence settingin en kuvvetli yanı dinler. Dinler ve kültler tabii. Sadece dini tek başına bırakmıyorum. Dinler ve bu dinler hakkında çıkan kültler. Hikaye hooklarının en çok olduğu ve oyuncunun roleplaysel açıdan en rahat tutunabileceği, ben bunu genel olarak her fantastik settingde dinler için söylerim, bir şeydir din ve sizin kitabınızın bence en kuvvetli yeri, en güzel yeri, hani diğer yerlerinden şey var, tabii ki çok güzel de, itemlarıyla, klaslara etkileriyle, Arle'ye, Goti'ye, entry'leriyle çok hoşlar. Öncelikle bu konuda o yüzden birkaç konu hazır bulmuşuz sizi konuşmak istiyorum. Birincisi, evet. Sizin favori Sivilan tanrılarınız? Hayda, çok şey bir soru oldu, zor bir soru oldu. Evet. Yapıştır Barkın. Çocuklarınızın arasında seçin bir tane. Evet, Alican. Sen yapıştır, yapıştır söyle. Ben böyle Odin diye bağırmak istiyorum. yani yürekten o geliyor ama ne yazık ki abi Tyr benim için. Ben yani niyeyse öyle bir şey var içimde. Çok hoşuma gitti yani. Ve hani oynanış açısından, farklılık açısından da Baldur. İkisi harbiden biraz daha ayrı kaldı kafam. Ama Baldur zaten çok unik bir şey olmuş Sivilant'ta yani. Evet. Yani bu hani delilik muhabbetini falan normalde yani gerçek yazılı mitolojide Baldur'un kaderi ya da yaşadıkları çok daha tabii ki farklı. Hani Sivilant'ta olaylar biraz daha fantastik boyuta taşındığı için yaşadıkları değişiyor tabii. Ama hani bir tanrı yorumlama olayı benim çok hoşuma gitti. Hani belli kısımlar onun tamamen farklı bir yüzüne bakarken belli kısımlar hani döktüğü gözyaşına bakıyor olması çok güzel bir konsept olduğunu düşünüyorum hani. Ben de burada Bark'ın arkadaşıma katılıp Odin diye bağırmak istiyorum. Tabii sen rünlere de olan emeğin düşününce. Aynen.
Aynen Odin. Onun dışında Thor ve Tyr diye devam edeceğim. Ben Allah Allah. Kimse bir Hel'in lafını almadı. Ya ben diyecektim de Bark'ın bana çok kızardı. Biz çünkü biz bunun test play'inde Hel kalt işlerinden çok çektiler onlar. Ondan sonra o yüzden ben onu şey yapayım dedim de ben aslında böyle şeyi benim kafamda kalan böyle Sivilant'tan sonra kafamda ne kaldı, nasıl görseller kaldı falan dediğin diye sorsanız aslında benim kafamda kalan şey yüzünün yarısı siyah yarısı beyaz olan böyle açık sarı tenli saçlara sahip ve böyle elinde Great Sword'uyla üstündeki siyah zırhıyla bir Frost Giant olur. Hele tapan. Böyle öyle garip bir şey kaldı benim aklımda. Onun yeri ayrı diyelim. Şimdi tanrılarda bir de şey commandment olaylarını görüyoruz. Bu süper bence bir tanrıyı tanımlamak ve şeyini yapmak açısından. Bir de lore olarak her tanrının sacrifice istediğini bahsediyoruz. Atakan ve bana göre burada kaçmış bir fırsat var. Aegir'de nasıl okunuyor? Doğru mu okudum? Aegir'de şey var. Bir lore'unun içerisinde ayrı bir paragraf olarak Aegir'e sacrifice etmeniz lazım. Kurban adamanız lazım. Kurban adamazsanız böyle böyle olur. Kurban adarsanız böyle bir boon verir. Size gibi bir hikayesel bir boon var orada. Mekanik değil, tamamen hikayesel bir boon. Ama bir boon. Biz bunu diğer tanrılar ilk bir de bunu okuyunca bir de hani beraber okuyoruz bazı yerleri. Discord'da beraber konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Diğer tanrılarda da acaba neler gelecek diye bekliyorduk ve diğerlerinde gelmedi. Bu konuda bir şey var mı? Nasıl diyeyim yani bu böyle bir fikir miydi? Şu anda bunu biz mi ortaya atıyoruz? Bu konu hakkında... Yoksa bir expansion'da mı gelecek? Ya da belki biz söyledik diye gelir mi? Mesela Into the Wolf's Move'a bakarsak, Adventure'a bakarsak, o Adventure'da tam da bununla alakalı bir olay var. Adventure'ın baş kısımlarında. Tanrılara verilen sacrifice'lar ve onların getirileri vesaire şeklinde. Aslında bu çok güzel eklenebilecek bir şey. Doğru söylüyorsunuz. Ama bakalım gelecek bizlere neler gösterecek diyelim. Çünkü göz aradı oldu. Yine burada mistik kalın. Yani ben bahane sunabilirim abi istiyorsanız. Gerek yok. İstiyorsan satır kalmadı bile. Her zaman doğru. Aynen ya abi işte kağıt kesmedi bilmem ne olmadı falan gibi bahaneler tabii var. Ama şey abi... Evet, ya, bu bir soru değildi ya. Hazır sistem olmuşuz, yorum veriyoruz. yok bir yandan kafa hala şey çalışıyor abi lan yazmadık mı falan gibi böyle. Yok güzel bir şey oldu hani güzel yakalamışsınız. Olabilir harbiden şey olabilir ama hazır böyle bir şey yapmışken belki de expansion'da verilmesi de çok daha detaylı olarak sadece hani aya girdi yazan gibi değil ciddi detaylı olarak belki süper daha iyi olur. Ya ben değilim. Mesela yani aynen, Sivilland'da özellikle böyle 30 sayfalık, 50 sayfalık, 100 sayfalık bir sadece tanrıları anlatan, tanrıların tarihini, eski savaşlarda neler olduğunu ben abi şey roman diye okurum ya şu anda. Hani ben tanrılara çok yükseldim ya, ona yapacak bir şey yok. Eyvallah. Ha, bu arada tanrılardan bahsedince şey de söyleyeyim, bütün tanrılar burada yok. Şimdi... yani bunun sebebi bütün tanrıların hani bizim evrenimizde Sivilant'ta yoklar gibi değil aslında varlar da Sivilant'ta yaşayan insanlar bunları bilmiyor aslında. Bunu zaten şeyde kitapta da bahsettik. Sivilant'ta kaçıyorlar abi insanlar hani o coğrafyaya kaçıyorlar. Yani biraz daha bir hayatta kalma çabası içerisinde oldukları için çok fazla şey geride bırakılıyor, çok fazla şey unutuluyor. Yani ve tanrılarla yakınlaşmaları, onları keşfetmeleri çok zor bir durumda oluyor açıkçası. Bütün tanrıları böyle tek bir kitaba sığıştırıp hadi bakalım bunlara tanrılar yürüyün demek yerine zamanı geldiğinde aynen Sivilant'taki insanların öğrenmesi gibi zamanı geldiğinde söylemek çok daha doğru. Bu da birazcık şey tartışmasını mı getiriyor acaba? Hani setting ilerlemeli mi? Zamanı geldiğinde kısmı? Aynen. Bir sorunuz daha vardı galiba. Onu yine yeri gelince konuşuruz. Yine aynı tartışma. Okey, onu şey abi. Zaten şimdi bağlarken onu da soracağım. Bir şey dinleyici sorumuz var. Aynen. İstersen şimdi sorayım. Tanrılarla ilgili konuşmak istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, benim şey. Şöyle bir şeyim vardı. Nasıl elediniz de bu tanrıları seçtiniz? Yani
Çünkü şeyde Nordik mitolojide çok yani sayısız tanrı var neredeyse. Sayısız değil de çok sayıda var. Evet, bayağı fazla var doğru. Abi bunları nasıl seçtik? Aslında biraz diğer settinglere bakarak seçtik. Neler ön planda tutulmuş ve insanlar neleri daha çok oynuyor gibi. Ama şeyler de var. Olmazsa olmaz tanrılar da var. Yani mesela hani Odin, Thor, ne bileyim Loki. Hani insanlar zaten bunları arayacaktı. Ama mesela aynen. Mesela Ay'a gir ama bu konuda. Burası bir yarım ada, yani Svealand bir yarım ada ve elbette deniz muhabbeti buradaki insanlar için çok önemli ve aynı zamanda Vikingler abi bu adamlar. Bu adamlar deniz şeyi raider'ı diyeyim, yani onu kelime bulamadım. Ama hani Ayagir bu noktada denizi temsil etmesi için önemliydi. Balder'in hikayesi tamamen bizim ortaya attığımız bir şey oldu. Hani abi şöyle bir şey olsa çok tatlı olmaz mı? Hani bir ayrışma, bir tanrının içinde bir ayrışma. O yüzden mesela Balder'i koyduk. Aslında hani tanrıdan tanrıya göre değişen bir şey var. Ne derler? Bakış açısı var. Mesela Hel için ölüm konsepti ciddi önemli bir konsept benim için. Hani bir FRP'de bence abi karakter öldü hadi görüşürüz yerine, tamam mı? Bunun biraz daha artık hani kelimeyi siz seçin. Belki sinematik, belki felsefik. Oyuncuya bir hikayenin sonunun verdiğini hissettirilerek önemli bir event olarak en azından lanse edilmelidir. Değen bir. Aynen, bir sözlük gibi tanımladın. Bunun üstüne 90 dakika konuşalım. Bizim çok bölümümüz var. Ölüm nasıl işlenmelidir bölümümüz vardı bir tane de. Oradan direkt özetledim. Mükemmel. Ya, çok güzel tanımladın. Hani, aslında doğru. Senin söylediğin sebepten dolayı hani böyle bir tanrıya ihtiyaç var. Aslında böyle seçtik tanrıları. Koymak istediğimiz ama koyamadığımız mesela Heimdall gibi tanrılar var. Bunları da böyle yan tanrı gibi koyduk şimdilik. Hani minor deity gibi. Planar kitapta gelecek Heimdall. Ama, lütfen. Aynen. Evet, bu zaten o kitabın ne üzerine olduğunda ve o kitabın en azından hani önemli tanrısının kim olduğunda tahmin edebiliyorsunuz. Yani. Details on Bifrost Travel falan. Yani. O zaman benim bir settingle ilgili benim kapanış sorum bu. Sonra seyirci sorusu. Sonra bir iki küçük detay. Senin varsa Atakan. Ben hani Viking kültüründe sen dedin raiding, yağma, hatta gidip botla yağma. En azından Vikings dizisini izlemiş herkes için çok önemli bir yer açıyor. Inspiration'ın oradan alan bir ara dedik. Bir Nordic setting'e ilgi duymak için bir şey tüketmen gerekiyor. Bir ilgi ya da bir olması gerekiyor diye. Ben birkaç küçük ada dışında bu Svealand ana karasından çıkıp settingde belki de tam okumamamdan kaynaklanıyordur ama gidip raidleyebileceğim yabancı bir kültür görmedim. O soruya da bağlanır ileride, o ayrı da böyle bir şey, hani mesela hani yağmalayabileceğim bir İngiltere Fransa'nın eşdeğeri hani setting olarak işlenmesine gidip yağma yapabileceğimiz bir yer olarak işlenmedimiş gördüğüm kadarıyla. Bunun bir sebebi var mı? İleride böyle bir şey düşünülüyor mu? Veya yani bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Şimdi şöyle, Vikings dizisinden örnek verdim mesela. Vikings dizisinin en başında, ilk başlangıcında aslında oradaki Vikinglerin birbirlerine raiding'e gittiklerini. Aynen. Sonradan İngiltere keşfedildikten sonra işte gemi yapıp bilmem ne yapıp oralara gittiklerinden falan bahsediyor. Şimdi bu yüzden raiding olması için sadece işte böyle İngiltere gibi bir yerin olmasına gerek yok ki böyle bir şeyi eklemek isteseydik. Böyle az hadi burada da böyle bir yer var işte buraya böyle gidiyorlar demek yerine onu da yazacaktık. Çünkü öyle işi yarım bırakmış gibi olurduk. O da bize yakışmaz. Çünkü şu anda ben şey görüyorum. Büyük bir anakara olduğu için tekneyle raid mantığı hani Aegir'den konuştuk. Dur, geliyor. Asıl bomba geliyor. Dur geliyor. Şimdi biz bir tane expansion yazdık. South Sea adı. Tamam mı? Böyle güneyde adalar bütünü bilmem ne Svealand'dan ayrı. Hatta Twitter'da da duyurduk. Şu anda dizgide. Ondan sonra bunları burası tam olarak sorduğun şey için. Tamam, ben tatmin oldum. Tamam. Ve böyle şey yeni işte archetype'lı, ondan sonra işte monster'lı falan filan bir yer yani NPC'li falan. Böyle asıl şeyi söyle ya. Sen söyle hadi, bombayı da sen patlat. Hadi ne? Hadi ne oluyor? Abi şöyle, hepinize bir gemi veriyoruz falan. Hayır. keşke öyle bütçemiz olsa birbirimizi raidlesek.
Abi şöyle, bu South Sea'de aslında dediğin gibi raiding çok önemli bir kavram yani Vikingler için. South Sea'de abi hadi raid muhabbeti desek de yine Alican'ın dediği gibi yarım olacaktı. Biz dedik ki abi madem bu adamlar gemiye biniyor, tamam raid'e gidiyorlar bilmem ne. Tamam abi kural yazalım dedik. Tamam Naval Warfare kuralları yazdık yeni. Aynen. Tamamen gemi savaşı üzerine yeni kurallar var. Gemi tipleri var, gemi alıp satmadaki bütün ticari detaylar var. Geminize ekleyebildiğiniz silahlar, özellikler, kazıdığınız rünler, gemideki crew, mesela bu crew'da kimler var, büyücüler mi var, savaşçılar mı var, karşı gemiye binecekler mi, uzaktan mı saldıracaklar? Bunların hepsi yeni kural bir sistemi olarak South Sea'de var. Karşınız, evet. Ve bunu biz ne zaman Pathfinder alabiliriz bu konuda? Twitter'ınıza baktın mı? Yani ve hani göreceli olarak yakın zamanda duyurmuşsunuz. Hani bir ay, yani en erken bir ay önce post gördüm. Gözümden kaçmış araştırmalarım sırasında. Bölüm hazırlığı araştırmalar. Özür dilerim, diliyorum. Susuyorum. Evet süper istiyoruz bunu. Umarım ya yapın, ben başka yerde kullanırım. Yani okey, ben çünkü zor. Yani gemi savaşını eğlenceli bir şekilde oynatmak, yansıtmak, kurallara bağlamak zor. Yapın, sizden bir denemek isterim. Eyvallah. Tabii abi, yani eyvallah. Denemenizi de biz isteriz zaten. Bakalım bu South Sea muhabbeti bir geçsin. Bir test oyunu alırız sizden. Oh. Bunu kastetmemiştim ama mutluyum. Çok önemli. Neyse, tamam. Evet. Benim sorum da buydu bu arada Metin. Evet, evet. Önceden konuşmadık, bu notlarda yok. O zaman biz şey işte zaten ki birbirimizi böyle tamamladığımız için falan diye böyle şey, romantik bir monoloğa giriyor. Hayır. Ben şey, o zaman mükemmel. Son olarak sizin tanrılar, bu konu herhangi bir şey bahsetmek istediğiniz bir şey yoksa Sivilant konusunu bir dinleyici sorusuyla kapayacağım. Size yayından önce okudum zaten dinleyicisini, şimdi tekrar edeceğim o şeyin yorumunu. Evet. Sonra da bir iki promotion, benim bir iki sormak istediğim bir şey, konuyu bağlayalım. Artık podcast tarihinin en uzun bölümüne de imzayı atalım. Hadi bizim podcast'ımız. Hadi bakalım. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok ya, bu çok güzel. Tamam, o zaman. Yok, gayet iyiydi. Hiçbir sıkıntı yok. Devam edebiliriz. O zaman. Aa, lütfen. Kahvenizi aynen, tekrar dolduralım. bir soru bizim Discord'umuza gelmiş. Tabii 3 gün verdik aslında. Belki daha da birikirdi ama sanmıyorum. Sivilan'daki videoya yapacağınız röportaj için merak ettiğim ve sormanızı istediğim bir konu vardı. Setting'deki ırklar arasında Mithal hariç hepsi açık tenli olarak tasvir ediliyor. Mithal da hafif esmer şekilde. Tabii oyun İskandinavya'dan esinlenmiş olduğu için bu çok doğal. Ancak özellikle oyunu Amerika Birleşik Devletleri ve vesaire yabancı ülkelerde de satılacağı için farklı ten renkli ırklara da yer vermek hoş olurdu diye düşünüyorum. Ki bunun setting İskandinav kökenlerini bozmadan da yapılabileceğini zannediyorum. Ortaçağ İskandinavyası'nı nadir de olsa Arap tüccarların ziyaret ettiğini biliyoruz. Arkeolojik buluntu vesairelerden. Bilmem ne imparatorluğundan gelenler için bir race yapılabilir. Açıklamasında bu geniş imparatorluktan gelen tüccarlar ve maceracılar nadiren de olsa bölgeyi ziyaret etmektedir. Ve imparatorluk vatandaşları arasında her türlü görünüm tip ırktan kişi vardır denilebilirdi. Özellikle şu aralar tansiyonu yüksek ve oyunculardan daha inclusive, kapsayıcı olmaları genel olarak bekleniyor dedi. Şimdi ben şu anda fark ettim. Sanırım South Sea'de böyle bir ihtimal görme ihtimalimiz var. Şimdi Barkın, lütfen. Lütfen Barkın. Şöyle. Şimdi abi aslında genel muhabbette bunun cevabını bir sürü kez verdik. Öncelikle teşekkür ediyorum soru için. Bence çok güzel bir soru. Çok doğru bir soru. Kesinlikle sorulması gereken bir şey bence. Ve günümüzdeki durumları falan da düşünecek olursak yerinde olmuş. Abi. Ekim var. Devam etmeden. Şöyle bir hassas noktası da var aslında bu İskandinav settinginin. Bu Germanik kökenli olduğu için bazı nahoş gruplar tarafından kendilerini şey yapma, legitimize etme aracı olarak da kullanılıyor. Yani doğru. Bu nedenle ekstra bir hassasiyet de düşünülmeli bence. Doğru. Ben devam edebilirsin. Doğru, güzel bir nokta. Şimdi şöyle, her şeyi aynı anda vermemiz doğru olmayacaktı zaten bir evren için. Expansion muhabbeti zaten bu yüzden var.
South Sea güzel bir tahmin. Bu tarz şeyler görecek miyiz falan gibi. Ama muhtemelen South Sea'de görmeyeceğiz abi. Bunun sebebi bizim bu konudan kaçmamız ya da ne derler hani abi burası da işte kuzey taraf tabii ki burada yok değil. Tam tersi abi bu ele alınacaksa bunun düzgün ele alınması lazım. Bunun güzel ele alınması lazım. Bu bir yan karakter değil. Bu bir ne derler abi hadi bu da olsun değil. Bu, olması gerektiği o için aynı Sivilant'ta işte. Aynen, aynen. Sivilant'taki kültürler gibi, yazdığımız kültürler ve ırklar gibi tarihi, ne bileyim detayı ve evrende var olan bir yeri olmalı şeklinde. Bu da çok büyük şeyler getiriyor tabii. Ne derler? Gereklilikler getiriyor. En basitinden aslında çok daha mekanik gereklilikler. Sayfa sayısı. Yani elimizde olsa çok çok daha fazla şey koyacağımız bir kitap aslında Sivilant. Dediğimiz, yine konuştuğumuz gibi rafa kaldırılan çok fazla fikir oldu. Yeniden yazılan çok fazla fikir oldu. Ve elimizden geldiğince aslında dikkat etmeye çalışarak yazdığımız bir şey oldu. Kimseyi dışlamak istemiyorum yani. Herkesin bence bu şeyde TTRPG yani masaüstü FRP kültüründe yeri olmalı. Ve bunun bir ayrımı olmamalı kesinlikle. Ama hazır Sivilant'tan başlamışken çok mu spoiler olacak Alican? Çok emin olamadım şimdi. Bilmiyorum, bir tane de ver ya. Bir tane ben hiçbir de şey ver demiyorum. Diyormuş böyle. şey yapamadım. Ama yani tamam yani minimal spoiler diyeyim. bir takım başka şeyleri de ele almanın gerektiğini düşünüyorum. Yani abi güneyde deniz var, kuzeyde buz var. Hadi bakalım abi çarpışın, ırklar bunlar ve bu evren bitti. Bakın ne güzel, sam planer muhabbet değil. Yani bu aslında sizlere söylediğimizden ve hatta herkese söylediğimizden çok daha büyük bir proje. Kafamızda çok fazla şey var ama elbette her şey zaten şöyle değil mi? Gelecek. Tarihi bulgulara göre Amerika'yı önce Vikingler keşfediyor. olay nerelere geldi? Şimdi yani hani şimdi abi Vikingler zaten tamam mı? Sen Ayasofya'daki neyse. Evet, rünü de çizecek miyiz diye bir soru geliyor. Tabii onun için başlı başına bir kitap lazım abi zaten. O adventure işte. Ayasofya'ya kankalarla Ayasofya yolunda diye. yani demek istediğim bu hani umarım kimseyi incitmemişimdir konuşmamla ama zor hani, konular konuşmak ama hani evet hani şey yapmak istemiyorum ama hani bunun vakit almasını istiyorum, değeri vermemizi istiyorum. Bir de aklımda şey var, bu konuyla biraz bağlantı aslında, yok bağlantılı yani bu konuyla abi bunu bizim kalem almamızın doğru olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Eğer ekibimizde başka renklerden, başka ırklardan, başka coğrafyalardan insanlar katılırsa çok mutlu olacağım. Hani herhangi başka derken hani... Ama sonuçta Nordik olmadan Nordik bile sayılabilir misiniz? Genel farklı değil. Yani hani... Elbette tabii araştırma konusu ama olay çok spoiler'a gidiyor. Çok bir şeyler söyleyeceğim gibi hissediyorum. Şimdi iyi bir gazeteci olarak ağzından almam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama yapmayacağım. Helal olsun. yani neyse tamam burada bırakayım ama yapacağız. Tamam. Yani şey çünkü Atakan'ın dediği de çok hani önemli bir konu. Sonuçta şu anda bir hani ırk konusu, ten rengi konusu çok gündemde, çok tartışmalı bir konu ve bu olayın karşı tarafındaki insanların Nordik settingleri, Nordik hikayeleri gerçekten bir araç olarak kullandığını Atakan'ın da dediği gibi görüyoruz. Hani bunu hani o yüzden böyle bir yerde de reprezentasyon önemi var ki siz de zaten spoiler veremediğimiz ileriki projeler var diyoruz. Umarım sizin evet, şu ana kadar gördüğümüz eserlerinizdeki aynı kaliteyle ben işleneceğine eminim bu durumunda. Bu teşekkürler. Konuda. Ayrıca ek olarak genel olarak görsel tasarımı yapan kişilere ben bunu selam saymadım. Söylemenizi, bir teşekkür ettiğimizi. Bir de bir grafik şeydi hani bir röportajda abi sadece kitabın layout'u ve resimleri üzerine konuşuruz yani. Bir şeye de belki başka bir projeyle beraber toplu konuşmak için hepinizi, ekibinizden herkesi tek tek bekliyoruz yani konuk olarak.
müsait olan, isteyen gelmek buraya, herkesi bekliyoruz gerçekten. Sizi de tekrar bekliyoruz. Hani. Tabii ki. Eyvallah. Müsait olduğumuzda hani dediğiniz gibi projeler bilmem ne muhabbeti falan elbette tekrar gelmek isteriz biz de. Hani tekrar sohbet etmek isteriz. Grafikçiler konusunda yani çizerlerimiz konusunda biz onları bayağı darlıyoruz. Kendileri şu anda bize söverek resim çiziyorlar. ellerine sağlık. Yani harbiden güzel çiziyor. Ben bireysel olarak çok seviyorum. Çok başarılı yani, buluyorum hepsini. İngilizce bilmesem hani içerik bilmesem, şey yapmasam, bak yan yana koyduğumda hardcover'ının tabii kalitesi, sayfa kalitesini bilmem nesini bilmiyorum. O zaten sizin elinizde olan bir şey değil genelde. Hani ayarladığınız yerlerle alakalı. Yani ben bizi içerik, layout, resim, resimlerin dağılımı, grafiksel yerleştirmeler, her şey abi hani şeyle Zanatar'la, DM Sandbook'la, DM şeyle Guide'da yan yana sayfa sayfa açarım ve farkı, hani yapımcısının farklı olduğunu görmem yani. Çok birebir o kalitedeki Wizards hani bu konuda da çok başarılı hani bence ve aynı çok benzer kalitede bir şey çıkardığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü third party iş yaparken bunu yapmamak çok kolay. Hani çok sık görüyoruz. Asıl biz teşekkür ediyoruz abi, çok güzel bir yorum oldu. Teşekkürler. Umut'a da selamlar. Aynen. Buradan ona kilitledik muhabbeti. Şey çünkü yani third party kitaplarda çünkü içeriye odaklanıp biz zaten hani belki de amatör havayı da yakalamak için çok hani her şey resim hani güzel çizimlerin tarzının aynı olmadığı, sayfada çizim sanki şey Word'de zar zor yerleştirilmiş gibi duran ben third party kitaplar okuduğumu biliyorum yani hani en başarılı third party şirketlerin bile ya bu şey var bende. Çok ünlü Tom of Horrors var. 3.5 için yazılmış, Pathfinder için tekrar yazılmış. Ondaki evet, çizimler evet. Mesela çok ne kadar büyük bir kitap. Üçüncüye basıyorsun tekrar. 3 farklı sistemde. Bu seviyede değil. Teşekkür ederim size yani. Biz teşekkür ederiz. Hani ilk işiniz bilmem neyiniz demeden süper bir şey çıkarmışsınız. Ellerinize sağlık. Ben her konuya sormamız gereken bir soru daha var. Başta sormayı unuttuğumuzu fark ettim. Onu soracağım. Sonra bir de biraz çok çok azıcık bir Alican'ın oynattığı, senin de oyuncu olduğun Bark'ın sanırım. Rol Oyunları Türkiye kanalından çok hızlı bir bahsedeyim hatta. Bizde pazartesi günleri aynı şeye denk geliyor. Öyle bir tarihsizliği var bizim pazartesi yayınlarımızda ama arada raid atıyorum falan. Olsun. Böyle bir şey var diye biz de koyuyoruz. Yani böyle bir şey var. YouTube'dan, Twitch'ten nerelerden sizi bulabilirler bu Rol Oyunları Türkiye konusunda? Bu kanal hakkında neler bahsetmek istersiniz? Projenin ne kadar içindesiniz? Şöyle, ben işte oyun oynatıyorum orada pazartesi akşamları. Ondan sonra Forgotten Realms'da unutulmuş diyarlarda geçen bir oyun. Bark'ın da orada güzel bir Celestial Warlock oynuyor. Kaç 45 bölüm falan oldu galiba oyunda. Ondan sonra 45. oynayacağız sanırım. YouTube'da hem bizim oyunun hem de başka oyunların eski videoları var. Düzenli bir şekilde yükleniyor. Oradan ulaşabilirler Rol Oyunları Türkiye kanalından. Twitch'ten de takip edebilirler bizi. Onun dışında Svilland için zamanında bu kanalda gene bir oyun oynadınız. Aynen. Onu da YouTube'da bulabilirsiniz. Bart oynattı. Aynen. Aynen onun hepsi YouTube'da var. Aynen. Umudun Çocukları isimli oyun, Svilland oyunu. Orada da Bark'ın ve ben oyuncuyduk. Bark'ı oynatıyordum. O zaman kapanış sorusu. D&D 3.5-5 umurumda değil. Ya Pathfinder'da olur. Rogue mu Bard mı? Hayda. Ben öncelikle bunu unutmadım. Metin onu söylemek istiyorum. Artık bu sorunun gerekliliği ne kadar? Hayır, bunu yapmana izin vermeyeceğim. Bizim ilk bölümden beri tartıştığımız bir konu da bu. İzin vermeyeceğim bunu yapmana. Atakan'ın iddiasına göre Atakan'ın tuttuğu taraf çok önde. Katılmıyorum. Manipüle ediyor. Şimdi zaten 2 puan kazanacağım ben çok hızlıca. Allah Allah. Ben çok gergin hissettim şu anda. Çok, ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. Abi çok antik bir tartışmanın ortasına düştük. Çok ağır sonuçlar olabilir bu. Çünkü şöyle bir şey var. Atakan sonra arkadan şey diye ağlayacak. Svilant'ta 3 tane 5 tane Bard arketipi yazmışlar. Hiç Rogue yazmamışlar diye beni dövecek burada. Ben Rogue'cuyum. Atakan Bard'cı. O yüzden en azından Bard'sa da söyleyin. Acısız bitsin şu iş.
Barkın söyle. Abi. Abi sen söyle. O zaman şöyle söyleyeyim. Ya ama bu çok genel bir soru. Ne için rock, ne için bar? Önemli değil. Sorunun yani, kötü olmasının sebebi bu. Tam bu. Yani rock sanat için midir arkadaşlar? Burada bunu sormamız lazım. Yani. Ya işte sen neresinden tutarsan odur. İnsanın kendine yakışan klası giymesidir. Tamam, o zaman bar. Şöyle söyleyeyim. Ha, biraz daha soyut yani. O zaman şöyle cevap vereyim. Ben rock mu oynamaktan daha çok zevk alıyorum, bard mı oynamaktan daha çok zevk alıyorum dersek, ben Bardberry'in oynamaktan daha çok zevk alıyorum arkadaşlar. Tabii, Nordic'e sorarsak bu çıkacak tabii. Hile var. Ağlıyor, şik ediyor falan böyle. Ben sormadım Metin. Seçime sen gittin falan. Sen de? Abi şöyle, şimdi... Oynanış konusunda aslında farklı cevaplar vereceğim. Böylece kimseye tatmin etmeyeceğim. Şöyle. Abi ben de Bard diyeceğim. Ama patlamayın bir dakika. Şöyle. Bard oynamayı tercih edebilirim. Tamam hani daha keyifli olabilir. Ama bence içerik yazma konusunda Rogue biraz daha farklı. Biraz ters geliyor olabilir kulağa. Çünkü abi Rogue Assassin. Eline bıçağı ver, vursun kafası olabilir. Ama her zaman öyle olmuyor. Aynen. Corpus Malicious'ta da ilginç örnekleri var. Umarım hani konuşuruz onları da bir ara. Abi rogue yazmak ve hani bilmiyorum rogue-ish düşünmek diyeyim. Daha keyifli. Ama oynanışta Bard diyeceğim. Böylece ortadan kaçacağım. Ben kendime puan yazdım. Hiçbir şey diyemem kendi okumasını. O zaman arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten süper bir muhabbet oldu. Umarım zaten biraz önce dediğim gibi istediğiniz zaman çat kapı gelin. Boş zaman buldukça. Biz konuşacak çok şey var. Özellikle çünkü Türkiye'de hani sistem, farklı farklı sistemler, settingler bilen insanlarla muhabbet etmek, konuşmak, dizayn tartışmak falan süper bir konu. Umarım bize şeyden bir önceki bölümden kin tuttuğunuz bir yer yoktur. Abi ya görüş yani olabilir. Hiç şey değil bu. Ne derler? Kin tutulacak bir şey değil yani. Ben şeyi çok hani o konuda da böyle bir fırsat bize verdiğiniz için de teşekkür ederiz. Yani Türkiye'deki sektör dedik, şey dedik. Hani ben gerçekten hani 2 sene önce belki de hayal edemeyeceğim bir şeydi bu işe ilk başlarken. Türkiye, çünkü o zamanlar biz podcast'a başladığımızda hani şey de yoktu. Svilan'ın Kickstarter'ından azıcık önce olması lazım. Hani Türkiye'den dünya çapında başarılı bir kitap çıkacak ve biz röportaj yapacağız falan. Yani ve ikinci kitapları çıkacak ve üçüncü kitaplarını konuşacağız biz falan. Yani çok teşekkürler. Yani çok süper bir durum. Umarım hep beraber şeye devam edeceğiz, yükselmeye devam edeceğiz. Hep beraber. Umarız. Aynen abi. Hep beraber olunca yükseleceğiz. Tabii Sivilland'ı Twitter'dan Sivilland'ın ayrıca. Dreamland Storytellers ismiyle Twitter'da var. DR Storytellers ismiyle. DRS Publishing ismiyle. DR Storytellers nickiyle Twitter'dalar. Diğer link, Facebook, Instagram linkleri sitemizde mevcut. Girin, takip edin, destekleyin. Yapın bunları. Rem Storyteller Facebook'ta. Bunları takip edin. Haber biz çünkü unuturuz, duyurmayız, bilmem ne yaparız. Sonra starter'ını kaçırdık falan olmasın arkadaşlar. Hadi. abi hatta ben diyeyim. Alıp okuyan arkadaşlar için falan da. Abi aklınıza bir şey geliyorsa bize yazın. Yani mesela niye bu böyle değil ya da niye bu böyle falan gibi bir şey geliyorsa yazın. Hep beraber zaten fikirler buluyoruz. Belki de sizin aklınızda bir fikir vardır ve biz destek atacağızdır. Olabilir yani bence community yani bu Türkiye'deki FRP toplumunu güçlendirecek hareket bu olacak. Kesinlikle. Altına da imzamı atarım. Rekoru Batuhan'dan aldık. 2 saatlik bölümle kesimden sonra ne olur bilmiyorum ama ben hep şey diyordum. Hani biz Atakan'la 1-1,5 saat konuşuyoruz. Konuk başı yarım saat ekleniyor. İkiniz de dolu dolu konuştunuz. Çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.